Yeşil Deniz 35. bölüm. Tarlada çalışan insanlar üzerinde Yeşil de Deniz yazdı 34. bölüm özeti. Diğer isteğimizi geçiyoruz. Süleyman, Emin ve Semih kapıda. Emin başıyla dışarıya gel dedi. Ya da geçmiyoruz. Hadi lan gari. Açılışı geç kalcı İsmail. Bitmiyor mu senin programda? Hı? Daha 4 tane daha istek bahsediyor. Hepsi de ticari istekler. Denesi 5000 liradan. Lan 20.000 lirayı da kazanmayı gönüm. Sonra oku sonuna da yarın oku. Sevgili dinleyenler, bir açılıştan ötürü İsmail'e el koyuyoruz. Yarın İsmail istekleri kaldığı yerden çalacak. Şimdi sizlere Dombili Semih'ten Seçmecele adlı programdan baş baş bırakıyoruz. O nasıl isim lan öyle? Garpımı seçiyorum, şarkımı seçiyorum belli değil. Haydi. Zeytinlik. Sedef'in şarkısı çıktı yine. Hey gidi divane, ne severdi bu şarkıyı? Karınca gibi çalışırdı şurada. İnsanların ne olacağı belli olmuyor hiç. Kim derdi ki Sedef gibi bir kız anasını, babasını böyle bırakıp gidecek? Konuşma Maker! Hadi işinizde gücünüze bakın. Akşama kadar lak 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 lak. Bunun için bir para veriyorum ben size. Baba kapatmasaydın radyoyu. Ne güzel dinliyorduk. Yok radyo mu radyo? Açılmayacak bu radyo. Çalışırken bu radyo açılmayacak. Oh be diye atarlı işi atıp yürüdü. Naciye karnı burnunda kalktı sandalyeden. Heykelin kırmızı örtüsünü İsmail açmış. Emin gerinerek gösteriyor. Sadece sadıçlar alkışladı. Herkes şaşkın. Bronz zeybek heykelleri sadıçların kopyası. Sebahattin dürttü Fikri'yi. Yaklaşıp baktılar. Bunlar size benzemiyor mu lan? Aynı sizin heykelleriniz gibi. Niye ol Cedi Fikri abi? Sen en benzece de gölüm. Sonuçta biz yaptırdık heykelle. Parasını da... Sus diye dürttüler. Yani biz yaptırdığımız için heykeltıraş Agideş de bizden esinlenmiş demek istiyor. Süleyman'ı kürsüye dürterek ittirdiler. İsmail geçti. Şahriyanlı, biz gerek sayılmaz beyaz eşya ailesi olsun, gerek Oba Efem ailesi olsun, gerekse Eribon lokantası ailesi olsun, biz hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Ve gasmamıza bu güzide heykeli kazandırdık. Bu bilinçle yarınlığa daha güzel bakıp aydınlık yeşil ovanın çağdaş, uygar ve muasır medeniyetler seviyesine çıkması yolunda. Bir araba geliyor. Üstümüze gelen arabaları aldırmadan. Araba freni boş almış geliyor. Araba geliyor lan. Araba geliyor, kaçın lan. Alana dalan Mercedes insanların arasından heykellere bodozlama daldı. Çil yavrusu misali kenarlara kaçılırlarken heykeller çarpan arabanın üstüne devrildi. Yaralanan yok. Heyecanla dehşet içinde arabaya bakıyorlar. Gözlerine korku oturmuş. Ben sildim. Futbolla dedim. Çeşme yapalım dedim buraya. Tüylü şapkalı bıyıklı 45'lerinde bir adam korkulu arabadan indi. Tövbe. Hava yastıkları açılmadı yine. Komşin, hala hava yastığı diyor ya. Ben sana söyledim, balataları göster söyledim. Baba, sen Fıraş aynı gece sene yapmıştın o. Dükçe konuş lan. Kolumdan tut asavurum senin de ya. Zaten başımda geçen sene mi almışmışım ben ehliyeti. Şuna bak, hasta iş. Geçmiş olsun birader. Emin, bir şeyin yok değil mi? Ya nasıl yiyelim dayım, nasıl yiyelim? Arabanın haline bak, bak dumanla. Hay. Ne işi var bu heykelin burada? Kim dikti bu heykeli buraya? Heykelin ne suçu var canım? Sen geldin kabak gibi çarptın heykeli. Aynen. Bu heykelin haline bak gari. Kim tamir edecek buna? Tepesinin üstün gitti zavallılığa. Asıl sizin heykeller yüzünden gitti benim araba. Kim ödeyecek şimdi bu arabayı? Ben giderken heykeller yok, gelince var. Ne güzel be. Abi das reicht. Yeter ya, tartışma şunlarla. Şunlar lan ha? Şunlar lan ha? Ne oldu hanımefendi? Zorumuzu mu gitti? Tabii biz köylüyüz deme. Biz cahiliz deme. Bizimle tartışılmaz deme. Gekel Süleyman. Kaybolu emmi. Adamlar kaza yaptılar zaten. Memleket havası, memleket havası. Gördüm memleket havası. Verdammt nochmal. Nein, Deutschland. Ne dedim sana? Almanca yok. Memleket havası derken biz sizi çıkaramadık emmi. Biz de buradayız. Sepetçiler diyorlar bize. Sepetçilerin, Muzaffer'in oğluyum ben. Ulan Hüseyin, Kostak Hüseyin, sen miyim lan? Benim Hüseyin. Şöyle bir bakayım sana. Tüylü şapkasını aldı başından. Vallahi da sensin, billahi da sensin. Tanıyamadık gelen biz seni.
Harikadan değişmişsin sen. Vallahi başka yerde görsek tanıyamayacağız. Şöyle bir kahveye doğru gidelim de soltlanın biraz. Kahve mi? Meydan kahvesi mi? Durup durma hala. Durma mı? Ben işletiyorum. O zamanlar rahmetli babam işletiyordu. Az gazozunu içmedik. Gazoz kapaklarını almak için gece yarılarına kadar tezgahın altına saklanmıyor muydun? Hadi kahveye gidelim de seni bir kahve ısmarlayayım. Bir de gazoz açayım. Araba ne olacak? Ya hallederiz onu. Araba Sibel, hadi hadi. Muzaffer. Hadi bakayım, hadi. Akşam, kalın kağıttaki haritayı açtı. Bende bir harita var. Gönül haritası. Bu mudun ya? Buralarda bundan herkes de var. Kandırmışlar seni, kandırmışlar. Dur be birader, nereye gidiyorsun? Bu öyle değil. Gerçek. Yeminle. Sen de böyle antin gündin işlerden anlıyormuşsun. Öyle dediler, ben de sana geldim. Şuna bir bakıver. Yani şimdi bu, bunu anlamadım ben. Çeşme mi, mezarlık mı, daş mı? Ay tepenin yerini bilsem, elimle koymuş gibi bulacağım emme. Kavaklı tepe. Ne dedin? Şey dedim, kim bile hangi tepe dedim. Işık Tepe olabilir, Abitlide Tepesi olabilir, Anırgan Tepesi olabilir, Makıf Tepe olabilir, ne bileyim, Tepe Tepe olabilir, Kel Tepe olabilir, olabilir de olabilir. Dediğiniz gibi burayı bulmak çok zor, hatta imkansız. Ben sizi deyiveren. Eminsin değil mi Gönül? Eminim tabii Sadıç. Kuluna vurdu. Altından Kavaklı Tepe'de olduğunu eminsin değil mi? Eminim Sadıç. Aynısı işte. Ağaç var, çeşme var. Altınla gösterdiği yer, tam benim altınla çıkardığım yer. Hay ben böyle talihin üstüne tüy diken be. Ya bu adam sana gelmedi mi İsmail? Oyalasın adamı, sittin seni altınla yerini bulamaz ya hem bu adam. Bu nalet adam doğru diyor lan. Biz niye boşu boşun korkuyoruz gölüm? Ülen oğlum adam da gerçek harita var diyorum. Sen olsan bırakır mısın peşini? Aynen. Lan İsmail bir oyala iki oyala. Önü sonu bu adam haritayı çözmeyecek mi be? Ha? Vallahi beni kalırsa yapacak tek bir şey var. Haritayı ortadan kaldırmak. Kaldıracağınız mı diyorsun lan sen? Gizli gizli tüylü kafanın evine gireceğiz. Haritayı sahtesiyle değiştireceğiz. Gari tüylü kafa hayatının sonunu kadar altınla Kavaklı Tepe'de olduğunu bilmeyecek. Arasın dursun gari, arasın dursun. Tepenin üstünden hızlandırılmış zamanla bulutlar aktı. Gün akşama döndü. Yarım ay karanlık gökyüzünde. Işıklar söngeli bayağı oldu Sadıç. Bence uyumuşlardır. Hadi gidelim gari. Operasyon başlasın. Beyaz çizgi hayalet maskeleri var. Cemil kadın çorabı taktı kafasına. Evin içindeler. Emin telsizli cep telefonunu kurcalıyor. Pantolonu buldum. Cemil'e baktın mı Sadıç? Kim orada? Kimsiz lan siz? He? Maske mi onlar? Çıkarın mı maskeleri? Ne işiniz var burada? Ne istiyorsun? Bu seferde süpürge var. Bak ben kara kuşak gareteciyim. Hayvan gibi dağırım size ha. Gelsene lan. Damdan düştü dangıdak. Adam oldu sangıdak. Allah! Ne oluyor lan? Lan Muzaffer! Muzaffer! Lan Sibel! Pantolonun yüzüne attı. İsmail'leri örtüye atıp kaçtılar. Tabanları yağlayıp arabaya koşuyorlar Cemil direksiyonda. Yürü Cemil! Sür! Bu defa düzgün sür. Gel buraya! Gel buraya kaçma! Kusrik! Gel buraya hanım evladı! Dur diyorum Almanya değil bura. Başımızı belaya mı sokacaksın sen bizim? Bırak gitsinler. Hırsızlara papuç mu bırakacağız? Dur kız, bırak şu tüfeği. Cemil, frengi ve sağa çek. Frengi ve sağa çek Cemil. Kız Allah'ın kaçakını yaptın ya. Yine aynısını yap Cemil. Gaz pedalı burada. Fren pedalı, hep gaz pedalı. Çöp çengling. Frene basın. Frengi bas. Sağ sola çevirip yarpalatıyor arabayı. Sımsıkı yapıştılar koltuklara. Ortalık karardı. Heykellere çarparak durabilmişler. Şok değilim. İyisiniz değil mi lan? Soruyorum. Arabanın üstünden sen geçti. Sen niye durmuyorsun lan? Gırtlağını sıkıyor. Sen niye durmuyorsun lan? Ben ne bağırıyorum be? Cemil. Biz seni eve git yat demedik mi lan? Sen ne geliyorsun? Hadi geldin arabayı ne alıyorsun? Hadi arabayı aldın arabayı ne çarpıyorsun sen? Süleyman. Emin. Lan biz de heykeli çarpmışız gülüm.
temelli yamamış yelek bunlar. Bizim bu işlerimiz bicik olsun düzgün gitmeyecek. Bicik. 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 Parmak uçlarını gösterdiler. Bu dizinin betimlemesi TFT Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com Koyu Mavi Taş Damarlı zeminde kenetlenen harflerle TFT yapım yazısı oluştu. Güneşin doğuşuyla aydınlanan ovanın tarlaları, evleri, ara sokakları, hayvanları ve insanları eşliğinde günlük hayattaki eşyalar üzerine yazılmış oyuncu isimleri akıyor. İsmail Burak Serdal Şanal, Süleyman Mert Turak, Cemil Burak Alkaş, Emin Ali Barkın, Zümrüt Melis Babada, Sibel Güneş Sayın, Gülenay Zeynep Gülmez, Emine Elvan Dişli, Hicabi Emin Gürsoy, Yılmaz Yener Gürsoy, Cemile Nalan Okçuoğlu, Hayati Zafer Kirşan, Bahri Eren Can Vurucu, Safiye Şira Şenözen, Fikri İbrahim Naci Öksüz, Sabahattin Ceyhun Tutal, Rafet Ali Rıza Özbilgiç, Mehmet Ali Alaaddin Saka, Ersin Berke Acar, Gonca Cemre Baysar, Semih Yağız Çam, Naciye Özgür Uslu, Muzaffer Suat Toprak Özer ve Kamil Nuri Gökaçak ve Hafize Jale Alanç ve Hüseyin İlker Aksun. ...35. bölüm. Hayırdır arabayı niye yakıyordunuz siz? Yazdı. Yetişin komşular! Gece saatleri. Hüseyin köylüleri etrafına nerede toplamış, kolları iki yana açık. Nerede bu millet? Evimize gidiyorlar. Hanemize tecavüz ediyorlar. Yetkililer uyuyor mu? Memleketin berduşu, hırsızı burnumuzun dibine kadar geldi. Evde genç kız var. Sibel ters ters bakıyor. Çocuğum var. Muzaffer Tetris oynuyor. Ne kadar korktu çocuk. Şunu bakın. Ne korkmuşum papa ya. Onlar benim hayalet dostlarım. Kesper'in arkadaşları. Ne Kasper'i, ne hayaleti? Görün, görün. Çocuğu getirdikleri hale bak. Korkudan ne dediğini bilmiyor ki yavrucak. Dava edeceğim. Yetkilileri mahkemeye vereceğim. Tazminat kazanacağım. Bu çocuğa bir şey olsaydı, kim verecek bunun hesabını komşular? Abi. Biraz abartmıyor mu bu? Almanya'da da girdi hırsız. Sen konuşma kız, sen konuşma. Ne ateş ediyorsun adamların arkasına? Bin Musa ne olacaktı? He? Sus! Komşular! Görün bakın yarım saat oldu, gelen giden yok. Jandarma yok, jandarma. Ah Almanya'da olsa böyle mi olurdu? Şimdi ambulans helikopterleri geldiydi. Kobralar geldiydi, özel timler, çelik kuvvetler, daşlar, tanklar, tüfeklerinden geldilerdi. Burada bakın kimsecikler yok. Hırsızlar jandarma at yola geldi. Gitse, kimsenin ruhu duymayacak. Bize verdikleri değer bu komşular. Burnumuzun dibine kadar geldiler. Uğursuzlar, hırsızlar bizi boğazlayacak komşular. Yetişin. Yetişin komşular. Kollarını kaldırıp öne kapandı. Kimin eline girmiş hırsız? Oo, komutanım hoş geldiniz. Ben sepetçiler Hüseyin. İhbar eden kişi benim. Komutanım. Kimliği belirsiz kişiler tarafından evimize girildi. Hanemize tecavüz ettiler. Ben kahraman Türk askerine havale ediyorum olayı. En kısa zamanda bulursunuz inşallah komutanım bey. Şimdi kahraman diyorsun sen. Demin polisaya şikayet ediyordun, söyleniyordun. Polisay yok. Ne polisayı? Polisay yok. Jandarma var. Jandarma var. Hem ne alakası var canım? Ben kahraman Türk askerimize mi söylendim? Ben bu belediye başkanına söylendim. Belediye başkanı yok mu ona söylendim. Komutanım, belediyenin bekçileri evinde uyusun, hanımefendi kasabada heykel açsın. Komutanım, evde genç kız var. Bu benim oğlum. Oğlumun bütün psikolojisi bozuldu. Ben şikayetçiyim. Ben hırsızlardan şikayetçiyim. Bu belediye başkanından şikayetçiyim. Ben gurbet kahrını bunun için mi çektim? Ben vatanımı bunun için mi temsil ettim Almanya'da? Bunun için mi temsil ettim ben milletimi? Allah kahretsin! Allah kahretsin! Dövünerek kendini yere attı. Beyefendi biraz sakin olun. Halledeceğiz beyefendi. Önce bir olay yerini inceleyelim. Öyle mi diyor komutanım? Olay yerini mi inceleyelim? İnceleyelim komutanım. Ama o belediye başkanı buraya gelecek. Halkın önünde bana hesap verecek. Görsün kasabayı ne hale getirmiş. İti uğursuzu da olmuş. Komutanım buyurun gidelim. Komutan sıkılmış. Baş sallayarak önlerine düştü. Hüseyin göstermeli. Koluyla burnunu silip kıvırtarak peşlerine düştü. Cümbür cemaat askerlerle eve girdiler. Kasabalılar kapıya dizili hayretle izliyorlar. Gülenay yatağında derin uykusunda.
Ay bayram saati. Tahir dayının horozu gibi. Zamansız zamansız. Çalının vurduğu saat olmadığını anladı. Bismillah. Hayırdır inşallah gece gece. Alo kimsin? Hayati sen misin? Hayırdır gece gece? Ne diyorsun sen Hayati? Ne hırsızı? Canım ben jandarma mıyım? Ne işin var olay yerinde? İyi tamam. Tamam o zaman ben geliyorum hemen tamam. Hayırdır anne kimmiş arayan? Önemli bir şey değilmiş kızım. Hayati abin aradı. Bizim yeni gelen Almancılığın evine hırsız girmiş. Aa hırsız mı girmiş? E kimmiş yakalamışlar mı? Yok kaçmışlar. Adam illa başkan da gelsin diye tutturmuş. Benim ne işim varsa. Sümit de anlamadı. Ekşittiği yüzüyle düşünüyor. Hadi kızım hadi sen uyu. Uygundan kalma. Yok canım olur mu? Bu vakitte gece gece gitme tek başına. Ben de geleceğim. İyi madem. Gülenay gardırobundan kıyafetlerini alırken Zümrüt merdivenlerden çıktı. Olay yeri inceleme. Hüseyin'in eşyaları bir araya toplanmış resmini şimdi çektiler. Şimdi komutanım söylemesi ayıp. Benim çocuk çay öldürmeye kalktıydın. Yavrucak görmüş önce. Bir tipeyizi atmış, kireç kesmiş suratı böyle. Yetiş baba, adam öldürüyorlar deyip odaya dalmasıyla benim sıçra yap dışarı çıkmam biri oldu. De, seninkilerin umunda de. Kafalarına takmışlar o hayalet var ya Gatsby'nin maskesini. Belli evi soyacaklar kafaya takmışlar. Ellerinde de öyle koca koca nacağla, tırpanla, orakla, Rambo'nun bıçakları falan. Ben de dedim elime bir şey kafayım demeye kalmadı. Bunlar benim üstüme çullandılar komutanım. Üç mü desem, beş mi desem, on kişiler miydi desem. Seçemedim o sırada ben. Nein, felç. Üç kişiler ya. Ellerinde de bir şey yok, eller boş yani. Benim abim biraz apartmayı seviyor da. Ne boşu komutanım, ne abartması. Oğlum öyle şey, sen sonradan geldin, görmedin ki. O sonradan geldi. Çarşaf atmışlar üstüne. Geldim ben baktım, kaçıyorlar. Hemen döndüm, tufeyi aldım. Koştum arkalarından, iki tane tetik attım ama yakalayamadım kaçtılar. Tüfek mi? Ne tüfeği bu? Yok komutanım, ne tüfeği, ne kaçması, ne koşması. Ne ateşi kız başına Allah aşkına, olur mu öyle şey? Şimdi ben dedim ya. Biz çok çirkin bir saldırıya uğradık komutan. O yüzden kardeşim hala şokta. Kafasında uyduruyor. Diyor yani tüfeğe kapsaydım diyor, bunların peşinden koşsaydım diyor. Bir iki bunların arkasından böyle yapındırsaydım diyor. Ruhen rahatlayacaktım demek istiyor. Çenenin bağı kopsun senin. Sibel yukarı devirdiği gözlerini iri iri açarak Hüseyin'e ters ters baktı. Yani demem o ki komutanım. Biz çok büyük zarar gördük. Almanya'da böyle durumlarda belediyeyi böyle dava ederler. Çok yüklü tazminat kazanırlar biliyor musun? Acaba ben de diyorum belediyeyi dava mı etsem? Hani bekçiler yönünden diyorum. Kazanır mıyım sence? Hı? Komutan tövbe tövbe diyerek bunaltılı kalktı yerinden. Sibel sıktığı dişleriyle sinirle bakıyor. Hüseyin kalkıp sokuldu. Kız sen ne konuşuyorsun, ne konuşuyorsun, ne tüfeğinde, ne ateş etmesi. Cinayete teşebbüste içeri mi attıracaksın sen kendini? He? Burası Almanya değil kızım. Nefsi müdafaa falan dinlemezler. Gelip şey koluna koyuverirler diyorum sana. Komutanım. İsmail'ler tek tek kalkıp kafalarını uzattılar. Kalabalığın ardından Hüseyin'in evini gözetliyorlar. Ulan ne halderif bak be. Bu daha ortada birbirini kaç çekti var sanki. Evin bir kere hırsız girdi. Hemen jandarmaya haber mi verildi? Aynen. Vallahi bizim Helim Başkan gene insaflı adammış Sadıç. Bu öyle olayla ardın önünü aramıyordu biliyor musun? Bunun yaptığın bak gari. Mahvolduk biz maf. Ben gelmese miydim acaba? Aynı delikte ilk kere ısırılmasa mıydım? Gelmeseydin Cemil, ne geliyor? Seni gel diyen mi var? Hem sen ne direksiyonu geçiyorsun? Madem öğrenemedin araba kullanmak, bak gittin çarptın işte lömpüdenek heykeli. Lan şimdi heykeli bizim çarptığımızı anlarlarsa ne olacak ha? Lan şimdi hırsızlığı bizim yaptığımızı anlarlarsa ne olacak Cemil? Dur lan ne? Niye hemen kavga ediyorsunuz? Nereye anlıyorlar be? Heykeli çarpmanla hırsızlığa girmenin ne alakası var? Ne biliyorsun görüm? Geçen defa Sebahattin nasıl tek tek birleştirmişti ipuçlarını. Yine birleştirmeyeceğini biliyorsun. Bu defa bu kadar goleyi kurtulamayacağız biz.
kazayı bizim yaptığımızı da anlayacaklar. Yakalayacaklar. Cedden belamızı da yakalayacaklar bizi. Hapus tablandan çürümeyecek. Emin'le sarılıp ağlaşıyorlar. İsmail ve Süleyman yüzdükleri yüzleriyle bakıyor. Durun lan. Hemen ne mızmız ediyorsunuz be? Önceyiz bir çare çıkın. Susun. Vallahi morallem çok aşağıdır şu an. Benim aklım bir şey geliyor hem de. Bahri'nin yampirik yumpirik hareketini yapacağız. Arabayı saklayacağız. Gerideyiz bırakmayacağız. Bir dakika gelen. Gocu arabayı nasıl saklayacağız biz Gölen? Gocu mu? Hepsi teker teker duvarın arkasında eğilip kayboldu. Bahri arabanın içinde elini göğsüne koymuş uyuyor. İsmail'ler çayırlık içindeki sokak lambasının altında duran arabanın yanına geldiler. Yemek mi yandı? Dibi mi tuttu? Ne diyorsun gülüm sen, doğru mu? Gözünü yarım açıp camın dışına baktı. Siz miydiniz ya? Ben de rüya görmüşüm de. Lan burada böyle uyursan garibasan da görüyorsun, başka şeyler de görüyorsun bari. Lan biz sen ne güzel yer yaptık lokantada. Niye orada uyumuyorsun sen? Allah, bura bana çok iyi geliyor biliyor musun Süleyman? Bura benim yuvam gibi. Hem her gece yıldızlar görmeden yatamıyorum biliyor musun? Hem nereye istersem oraya koyuyorum yani arabayı. Beni boş verin de siz ne yaptınız? Başarabildiniz mi? Girebildiniz mi? Girdik girmesine de bir takım aksilikler olmadı değil tabii. Neyse gülüm, sen ince unumunu boş ver de bize babanın Dümbül'deki ovasındaki hangarının anahtarı lazım. Sen o anahtarı bize bulabilecek misin? Ayıp ettin ya. Çocuk önce, onunla ne var ki? Elini direksiyona koyup havalı havalı bir bakış attı. Hadi bulsana lan o zaman. Hadi lan. Hadi bul lan. Bul gören. Duvar dibine istiflenmiş saman balyalarının dışında boş deponun bir arabalık uzun kapısından içeri kırmızı otomobille girdiler. Sıkıçlar, burası ne kadar güvenli olacak be? Tüccar Sami'nin buraya eninde sonunda gelmeyeceğini malum Gölen. Vallahi benim babalığımın işi hiç belli olmaz. Alacaklardan saklanmak için geliyordu buraya biliyor musun? Yine batakçılık falan yapıp buraya gelebilir ben sedihi veren. Olsun be. Biz o kadar beklemeyeceğiz ki zaten. Ben en fazla bir iki güne bu arabayı yaparım. Kaportacı Salim'den iki tane alet edevat aldım mı eskisinden en yaparım evvelallah. Yaparsın, yaparsın. Bundan şüphemiz yok da şu birkaç gün için arabayı kimselerse olması bari. Gülen arkadaş şu işi bak be. Haritayı değiştirelim derken gene aldık başımıza belalı. Bana kalırsa teslim olsanız da siz canım. Hem kendiniz teslim olursanız 3-5 sene lan yırtarsınız. Hadi lan oradan teslim olacaymışız da 3-5 sene yırtacaymışız. Lan sen değil miydin başınız sıkışırsa yampiri yumpiri hareketi yapın diye? Ha? Arkanızda iz bırakmayın diye sen değil miydin lan? Yalnız hareketin adı yampiri yumpiri değil, yampiri impala. Ben arkanızda iz bırakmayacağım dedim ama siz her yere iz bırakmışsınız, kusura bakmayın yani. Beni bak lan bari. Kimseye bir şey demeyeceksin, ağzından en ufak bir şey kaçırmayacaksın. Bak yeminle söylüyorum, vallahi da billahi de melekliğinden istifa ederiz. Çok çık yemin ettim, bozuşuruz. Kesişiriz. İlişkimizi kesişiriz. Ben bir şey söylemiyorum. Merak etme canım, kimseye bir şey söylemem. Ben çocukken sır küpüydüm biliyor musun? Hatta sır saklamak için bile bir hareket geliştirdim. O hareketi... Aman diye bir şey demese ya. Geldi be. Be. Bahri tırsak haliyle geri çekildi. Kenarda birikmiş samanlardan tomarlar halinde alıp arabanın üzerine yaydı. Hüseyin'in evi. Şu içeriye de bir bakın oğlum. Ayakkabılarla mı girmişler ona da bir bakın. Komutan salonda gezinirken Hüseyin bardağı getirdi. Buyursunlar komutanım. Kusura kalmayın. Yeni taşındık. İkram edecek başka bir şeyimiz yok. Buz gibi su. Bozdağ'dan geliyor. Afiyet olsun. Şimdi komutanım siz ne diyorsunuz yani? Ben açayım mı davayı? Bir şeyler kazanır mıyım yani?
Ben bir şey demiyorum beyefendi. Herkes istediği şeyi yapmakta özgür. He, açma diyorsun yani. Boş boşuna masraf etme, bir şey kazanamıyorsun diyorsun. Komutan başsalladı. Canım zaten ben de öyle düşündüydüm. Oğlum öyle şey, burası benim memleketim, belediyesi yani. Bir başkanın hatasından ötürü kasabalıyı mı cezalandıracağız? Oğlum öyle şey. Kurnaz bakışlarını kaçırdı. Komutanım, belediye başkanı geldi. Oo, belediye başkanı mı geldi? Teşrif etmişler hanımefendi. Komutanım kusura bakma, dava etmeyeceksin ama benim bu kadına iki çift lafım var. Bardağı kenara bırakıp seyirterek aşağıya indi. Komutan da peşinde. Ne olmuş burada? Kimmiş hırsızlar, belli mi? Yok başkanım, kaçmışlar. Biz de silah seslerine koştuk geldik ama göremedik kimseyi. Oo, başkan hanım. Sen hakla konuşmaya mı geldin buraya? Yoksa bana geçmiş olsun demeye mi geldin? Zümrüt sinirli, yavaşça arkasını dönmesiyle Hüseyin'in güleç yüzü donuverdi. Zümrüt hesap soran bakışlarda. Anlık geçişlerle bir Zümrüt'ü, bir Hüseyin'in yüzü. Hüseyin teslimkar, belinden hesap soran kolları iki yana düştü. Zümrüt baştan süzdü Hüseyin'i. Hüseyin put kesmiş, yutkundu. Seni gece gece ayağına çarptıran adam buymuş demek ki anne. Anne mi? Ayak mı dedin? Ne çağırması? Kim çağırmış? Ben çağırmadım. Kim çağırdıysa boşu boşuna zahmet ettirmiş demek istedim. Yani sırf bana geçmiş olsun demek için çağırdılarsa ne kadar ayıp etmişler demek istedim. Hayatiye ne biçim başkan bu demişsin ya? Uyuyacağına kasabaya sahip çıksın demişsin ya? Kim demiş? Ben mi demiş? Başlar olumlu sallandı. Allah guru iftiradan saklasın. Oğlum öyle şey, ben Avrupa görmüş bir insanım. Öyle kabalı gider miyim hiç? Avrupa demişken, Almanya'da yaşıyoruz biz. Benim ismim Hüseyin. Sepetçiler Hüseyin diyorlar bana. Zümrüt'le sıkıştı. Orada yaşıyoruz dediysem de temelli değer. Buraya gelme, yerleşme planlarımız var. Hep de çok var. İnşallah ben de sizlerin içine geleceğim. Zümrüt yani diye aşağıdan bakıyor. Komutanım, tahkikat tamamlandı. Hüseyin Bey, buyurun. Hemen geliyorum kumandanım. Başkanım, madem sizi de yoğurmuşlar, bir 5 dakika çay kahve ikram edem. Komşular, bir getiriverin, bir çay getirin, bir su getirin. Bakın, kasabamızın en kıymetli başkanıyla kızı buralara kadar gelmişler. Guru guru mu karşılayacağız onları? Sizin misafirperverliğiniz bu kadar mı? Hadi buyurun. Hadi buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Geldim, geldim. Geldim. Gülenay irileşen şaşkın bakışlarını Hayati'ye çevirdi. Hiç bana bakmayın be ya. Vallahi ben de hiçbir şey anlamadım. Avrupa görmüşmüş. Sanki kendi Fransız. Zümrüt de afallamış Gülenay'la dudaklarını sarkıtıp anlamadık diye bakıştılar. Asker sedirdeki daktiloyu aldı çıktı. Hay Allah, gördün mü sen? Abi ne oluyor? Bekçiler niye yokmuş sokakta? Yani başkan ne diyor? Bak şimdi. Başkan ne diyorsun, başkan ne diyorsun? Başkan ne şu an? Bekçiler yani uykucuysa koskoca belediye başkanı suçu olur mu kız? Feşten işte. Almanca yok. Gitti. Komutanım, içeri giren kimliği belirsiz şahıslar evdeki eşyalara hiç dokunmamışlar. Cep telefonu da burada meydandaymış ama almamışlar. Ayrıca içerideki çekmecede marklar var. He, mark değil o. Deutsche Mark. Onlar değerli. Çekmeceleri açtıkları halde dokunmamışlar. Anlaşılan o ki bu şahıslar her kimse komutanın para için girmemişler. Bir şey aramaya girmişler. Muhtemelen paradan ve eşyadan daha değerli bir şey. Hüseyin Bey, sizce niçin girmiş olabilirler? Yani öyle paradan daha değerli ne olabilir? Şimdi komutanım yani paradan puldan daha değerli ne olabilir ki? Hüseyin'in gözü yerdeki pantolonda, harita cepte. Şaştım kaldım vallahi. Bir ayağını pantolonun cebinin üstüne attı. Anladım. Eli önde birleşik mazlum bakışlarını yere çevirdi. Gün geceden gündüze tarlalar üstünden hızlıca geçti. Kamil'in evi, bahçe. İsmail sokak kapısından sessizce bahçeye girip etrafı kolaçan ederken Cemile tuvaletten çıktı. İsmail, neredesin lan sen?
Bütün gece yoktun ya. Nerede o ne Minge? Arkadaşlarla laflıyorduk. Sabah etmişiz. Bir hohte bakayım sen. Bir hohte bir yo. Ne diyorsun Minge sen? Ne hohu? Sen öyle burnuma doğru bir hohte bakayım. Gel buraya. Oh. Ulan samsak mı yedin sen? Tövbe olsun. Dün öğlen gidiyordun de hala kokuyor mu ya? Beni bak. Yoksa içki kokusunu bastırsın diye mi yedin samsağı? İsmail, sen Sedef gitti diye berduşluğu falan vurmadın değil mi kendini? İçki masalağında falan teselli aramıyorsun değil mi? Yok yenge. İyiyim ben, merak etme sen. Rahat ol. Ne bileyim oğlum. Seni öyle üzgün görünce ben de ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım kaldım. Yok yenge, iyiyim ben. Senin için rahat olsun. Geçti gitti işte. Sula seller gibi aktı geçti gitti. Hadi sen yat yine acık. Amcam birazdan kaldırır zaten. Beni bak İsmail. Sen bana bir şey demiyorsun, bir şey anlatmaktan kaçınıyorsun değil mi? Bu Zümrüt meselesi ne olacak? Bir karara vardın mı? Sonra konuşuruz yenge. Ben yatayım acık. Çok vaktim yok zaten. Radyoya gideceğim. Sonra konuşuruz. Cemile dertli, kaygılı baktı ardından. Süleyman yavaşça kapıyı aralayıp bahçeyi yokladı. Bahçe boş görünüyor. Usulca demir kapıyı örtüp temkinli toprak bahçede ilerledi. Daha birkaç adım atmıştı ki arkadaki kapı açıldı. Süleyman. Ana. Gel bakayım buraya. Gel. Ya buraya da gel bir hohte bakayım. Yok gari ana. Sen de jandarma trafik gibi işin var gönlüm. Konuşma lan gel buraya. Hohte hoh. Uzaktan hohladı. Hoh. Hoh. Hoh ana oldu mu gönlün al seni. Hoh gülüm. Bu ne lan bu? Samırsak mı yedin? Püh. Ana vallahi ben dün öğlen gidiydim. Demek hala geçmemiş. Bundan sonra ben makmulu yengeden almayacağım vallahi soğanı sarımsağı. Nereden anam ana ben soğanla sarımsağı? Sen şimdi soğanı sarımsağı karıştırma. Dir bakayım bana. Eline paralığa geçti diye berduşluk yapmıyorsun değil mi? Hı? Neredeydin sen zabağıda? Ne berduşluğu anı sen tanımıyorsun beni. Ana dedi işler güçler biriktiydin gülüm. Hesap kitap derken sabah etmişiz sen de. Ne hesabı, ne kitabı lan? Ha? Alt tarafı iki dükkandan bir radyo değil mi? Neyin hesabı, neyin kitabı? Kim bilir ne hatla karıştırdın ki? Aşk olsun ana, vallahi aşk olsun sen. Yani koskocaman patron olduk, yine seni yaranamadık. Bravo ana. Süleyman, bir gel gel. Esas ben seni babana soracaktım ya. Bu böyle ne kadar kaçacak, göçecek ha? Biz ne kadar böyle ayrı gayrı yaşayacağız? Didi ya, sen de mutluluğumuz için benim bir sürü saklanmam lazım dedi ya. Ne yapacağız ana? Mecbur bir sürü katlanacağız gör. Katlanacağız de. İşte ananın içi durmuyor oğlum. Şimdi bak, bizim bu Kadir'le komşular var ya, Fatma. Hı. Zaman zaman onların sesi geliyor, dinliyorum. Bunların bir kızı var, Merve küçük biliyorum. Şimdi Merve tulumbada üstünü ıslatıyor. Anası da buna kızıyor diyor, seni babana söyleyeceğim diyor. Adam da bu sefer kızdan yana çıkmıyor mu? Bir kavga, bir kıyamet bir göreceksin gari. İşte ben de öyle dinliyorum. İçimden diyorum ki, bak ne güzel diyorum. Aile diyorum, analı babalı aile. Süleyman, biz ne zaman analı babalı bir aile olacağız ha? Eskiden olduğu gibi ne zaman geçecek bunlar oğlum? Süleyman boğazı düğümlenmiş, zorla yutkundu. Ha? Anı zaten aileyiz ya biz gülüm. Sen varsın, ben varım. Elinden öptü. Kumpirlen var. Hani kumpirlen olmasın? Sevzeklenme, şu kalbarı kafana geçiririm şimdi. Ben unumu diyorum lan. Ne diyorsun be? Geçecek gülüm. Vallahi adı geçecek. Villa adı geçecek, bugünlerde geçecek. Babam seni çok seviyor vallahi. Ne? Yani mesafenin ne önemi var? Doğru mu diyorsun lan?
Böyle mi dedi seni? Seviyormuş mu beni İllaz? Ha? Hem nasıl valla? İlk lafından bir hafize. Ha. Hafize aşağı, hafize yukarı. Hafize diyor. Vas yoksa hafize. Süleyman başını Hafize'nin başına dayayıp sarıldı. Hafize. Seviyormuş demek ki babam beni. Sen niye uyuyorsun arkadaşlarına ha? Sen niye uyuyorsun arkadaşlarına? Ne güzel sene gelme demişler. Gel evine abdestini al, namazını kıl, yat, uyu. Sen niye takılıyorsun arkadaşların peşine gidiyorsun? Bak Mehmet Ali Hoca da sana ne kadar güzel demiş. Aynı delikten iki defa ısırılmayacaksın demiş. Baştan ayağa her tarafım ısırık doldu. Bahçeye açılan büyük kapıdan geçip merdivenlerden eve girecekken örtüyle kapalı kapıdan sakallı toplu bir adam tüfeğiyle çıktı. Parla! Cemil ellerini kaldırdı. Baba, Allah aşkına ne parası ya? Osman komutan emri var. Bu karakolun güvenliği benden sorumlu. Babacığım bak, asker değilsin ki, evdesin. Hadi gir içeri. Geç lan, beni kandıramazsın. Söyle bakayım parola. Nazife, Arife, Zarife! Bakın bakayım buraya bir o. Babam kafa gitmiş yine vuracak beni. Bu baba, bu Henkini. Sabaha kadar gelmedi zaten, bizim için uygundur. Kız, bir insan sabaha kadar gelmedi diye vurulur mu hiç? Vurulur baba. Çamaşırlarını ortalık yerde bırakıyor diye iki kere vurulur. Çorapla orada, pantola öbür tarafta. Bıktık gari, bizim için uygundur. Para da bırakmamış zaten. Kendisi arkadaşlarıyla uğda buğda etsin paraları, eve gelince yok. Çek şu tetiği baba, bizim için uygundur. Şişt kız, ne yapıyorsun siz? Şakası olur mu bunun hiç? Adamın zaten aklı başında değil. Parola dedim. Kızla, bak parolayı söyleyiverin bakayım ha. Parol ne? Parol ne? Eller belde omuz silkelediler. Başak baba. Değil. Parol şey, ne göz parola vuracak adam ben ha. Parol şey, Şafak. Değil. Değil, parol ne göz parola. Parola, Osman şey baba, parolayı söyleyeceğim ben sana. Parola Şakak. Değil dedim sana. Bunun parola falan söyleyeceği yok baba. Belli ki bilmiyor işte. Vur gitsin. Kaç, kaç. Şakası mı oluyor bu işlem ha? Şakası mı oluyor bu işlem? Adamın kafa yerini değil diyorum. Allah vuracak bana. Parolayı söyleyiverin bana. Parolayı söyleyin, parola ne? Sazak parola. Dur, sazak değil baba. Buldum parola kazak. Bilemedin. Bozlak. Allah! Öldüm ben. Öldüm ben. Çok kötü Cemil merdivenlere yatıp duvara yaslandı. Kendi babam beni vurdu. Öldüm ben. Ambulans çağırın beni, ambulans çağırın. Kız beline sakladığı mermileri çıkardı. Gitmeyin be. Ambulans çağırın beni, ambulans çağırın. Abi. Elindeki mermileri gösterdi. Fırınlamışım ben. Vallahi billahi fırınlamışım ben. Tüfek boşmuş. İlahi vallahi siz ne söylemiyorsunuz bana ha? Tüfeğin boş olduğunu söylemiyorsunuz bana, öyle korkutuyorsunuz beni. Baba. Helal olsun lan sana. Boş tüfekle bana artistlik yaptın ya. Helal olsun lan vallahi sana. Bu tüfeklerde hiç iyi yapılmıyor gari. Tüfeğin dipçiğini yüzüne indirmesiyle ortam kararıp Cemil'in buz tuttuğu yüzüyle açıldı. Moral çek bak. İstediğin kadar buz tut, moral çek. Sanki biri öyle yumruk atmış gibi olacak. Kapıya çarptım dersin. Düştüm dersin. Yalanı söylemediğin şey mi? Şşt kız, çak demince ağzının ortasında bir dene. Hem siz bununla ne bu diyorsunuz? Ne gazı getiriyorsunuz adıma? Öyle hızını alamayacağım bellidin. Tüfeğin dipçiyle öyle vuracağı bellidin. Sen dua et ucuz kurtuldun. Ben mermileri almayayım dediydim. Ben de sıkıları alam yerine domuz kurşunu koyam dediydim. Kaşlarının arasına dol dom kurşunu değsin dediydim. Ben de ölüm bunun için kurtuluş olur dediydim. Canlı cenazedeki dolaşsın dursun bir gırkıl daha dedim. Ayıp kız. Vallahi çok ayıp. Kız Cemil size. Ben sizin abinizim. Düşmanınız mıyım? Zarife, Nazife, Arife. Kızla. Halime'yle konuştunuz mu? Kaçırsın mı dedi, yoksa gelip istesin mi dedi ha? Halime teyze ödüyor baba. İki sene oluyor. Helvasını biz gardırdık ya. Bastonuyla dürttü. O zaman bu gitsin. Dudanenen konuşsun. Ahşaba Hüseyin seni kaçıracakmış desin. Senin aşkınla ölüyormuş desin. Karı sevda oldu desin. Sensiz yaşayamıyormuş desin. Baba, babacığım. Sen önce bizi millete rezil mi edeceksin baba? Ha? Molla Cemil'in oğlu delirmiş mi dedirteceksin millete? Hüseyin! Bastonu vuracak gibi kaldırdı. 25 yaşında aklı başında adam ben. Evlencin.
Benim evlenmek hakkım. Geberdir. Cemil tırsık büzüştü. En azından dinlerlen kafayı bulmuyor. Bulup da gına gecesi basmıyor. Basıp da el kızına ilanı aşk etmiyor. Ya ben size anlatmadım mı? Ha? O tünel meselesini anlattım ben size. Arife, söyledim ya ben sana. Öyle fırçalar, öyle temizlerken oldu dedim ya ben. Tabii tabii, fırçalarını temizlerken olmuştu. Evlenenlerini boyalı direkt derken olmuştu. Çavuşun yerinde kıymalı börek yerken olmuştur. İthal ha. Başımda cır cır böceği gibi car 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 car. Ben yatacağım, uyuyacağım. İşiniz bakın. Yat tabii, git yat sen. Zoru görünce hemen yatıyor. Nasıl olsa kardeşler var, ağabeyim toplayacak senin. Bahçedeki masada fasulye patates soymaya devam ettiler. Animal lokantasının katkılarıyla hazırlanan İsmail'in istek hattı devam ediyor. Devam ediyor. Evet sevgili dostlar, Animal lokantasının katkılarıyla hazırlanan İsmail'in istek hattı devam edip duruyor. Hemen vakit kaybetmeden sıradaki isteğimizi geçiyoruz. İnce oğlanlığın Halil İbrahim, anasına, babasına ve şu an tarlada çalışan bütün Yeşildeniz sakinlerine armağan etmiş. Ezanla bizim için okunuyor sevgilime, çalar mısın demiş. Maalesef Halil İbrahim kardeşim, şu an o şarkıyı çalamıyoruz. Çünkü çok güzel bir şarkımız var, onu çalacağız. Sıradaki isteğimizi Kutup Yıldızı istemiş. Bak kare, Kutup Yıldızı motorlu yolcusu için istemiş. Ha bir de not ekleyememiş. Radyodan ne zaman sesini duysam, ova damında seyrettiğimiz yıldızlar geliyor aklıma. Baktığım her şey tıpkı o yıldızlar gibi tatlı tatlı gülümsüyor beni demiş. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ele vereceksin bizi be. Demek ki bu motorlu yolcu daha önceden bizim radyoya konuk ettiğimiz insanlardansa onlardan herhalde yani. Biz de birbirini çok seven bu iki insanın aşklığı için çalıyoruz. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uya. Ben sen gizli sevdim, bilmedim alem duya. Bahçede halı yıkıyorlar. Kız kim ki bu Kutup Yıldızı'yla motorlu yolcu acaba? Vallahi bilen yok, bunlar da yeni türedi. Motorlu yolcu, radyocu İsmail olasıymış, öyle diyorlar. Emme kızı bilen yok. Olur mu hiç kız? Sedef yeni kaçmadı mı? Hemen buldu mu birine mört olmayı sıcağı? Zümrüt'ün yüzü düştü. Ben çok sıkıldım. Acaba radyoyu mu değiştirsek? Dur öğretmen hanım. Bizim isteğimiz çıkacak daha. Adımızı duyacağız radyodan. Tamam dedi. Solan yüzüyle dalgın dalgın halının başında kovaya çamaşır suyu katıyor. Gülenay çaylarla geldi. Aa, ne yapıyorsun kızım? O kadar klorat koyulur mu? Halı temelli bembeyaz olacak. Aa, hay Allah. Ben dalmışım anne. Ay ay. Senin bu dalgınlıkların ne olacak bilmiyorum ki. Hayır yani nerelere dalıp gidiyorsun? Aşıksın desem o da değil. Kızlar, hadi çaylar hazır. Ara verin gari. Üç kadın sabunlu halıların başından bellerini tutarak kalktılar. Yorulmuşum kız. Ellerinize sağlık. Gülenay göz ucuyla Zümrüt'ü süzerken Zümrüt yüzünde gizli bir tebessümle yavaş yavaş halıyı fırçaladı. Radyonun önü. İsmail binadan çıktı. Motoru Gülen kapıda. Kırmızı şimşek. Zümrüt'e bak sen gari. Anaken bile ikimizi bir an öptürü. Motor sen oluyorsun. Yolcu ben oluyorum. Ah ulan ah. Aşk adımı bir binek motorun bile sevdirmiş ya. Emme sen Zümrüt'ü dua et. Yoksa çoktan satardım ben seni. Lan. Hüseyin abi. Göğsünü İsmail'e vurdu. Atlamı saldın ne sen beni? He? Atlamı saldın sen beni? Bir de takmışlar yüzüne o hayalet gaspiri maskesini. Bilemeyeceğim mi sandın? Ne diyorsun sen Hüseyin abi? Ne maskesi? Ne hayaleti? Hışt! Direkle sarıldı. Hiçbir şey bilmiyorsun değil mi sen? Hiçbir şey görmedin, hiçbir şey duymadın değil mi? Hiç şaşırmadım zaten. Gel. Haritayı çalmaya geldiğinizi anlamayacağım mı sandın kereste? He? Bütün gömüyü kendin başına götüreceğin değil mi? İttirdi. Ne diyorsun sen Hüseyin abi? Ben ne yapayım tek başıma haritayı? Hem zaten sen dedin ya. %20'sini sana vereceğim dedin ya. %20'sinin az gelmediği ne malum sana? Senin ağzın nereye duruyor sen abi? Öyle bir şey istesem. Haritaya ihtiyacım var benim. Sen zaten gösterdin ya bana. Üstündeki şekiller hepsi aklımda. Çizerim başka bir kağıda gider bulurum gibi. Neden kendim öyle bir tehlikenin içine atacağım ki ben? Ben giymedim yani diyorsun sen. Aynen öyle diyorum abi.
Eğer başka birilerini falan da gösterirsen belki bunlara girmiştir. Ya da biz konuşurken falan bir duyan falan olduysa onlar da olabilir var. Bilen duyan olduysa diyorsun yani. Aynen. Hüseyin başını yana düşürüp dudağını ısırdı. Emine tarlada çalışırken Rafet elinde güğüm ve bardakla yanına geldi. Ha gayret kızla. Akşama kadar bu arıklar düzelecek ha. Emine eğildi. Düzelecek tabii Rafet abi. Düzelecek de. Senin güveç ne haber? Tarlayı guru guru bitirmeyeceğiz herhalde. Güveç işi kolay canım. Damadımızın lokantası var sonuçta. Bize bir kıyak yap ha. Aa yok öyle emme baba. Kendin yapacaksın. Odun ateşinde pişecek. Vallahi kızlar bir daha gelmezler. Bak ben seni neyi veririm. ben menemenden başka bir şey yapmasını bilmem ki. Onu da siz yer misiniz bilmem gari. Gülümseyip geri eğildiler. Yol yol ekili yeşil tarlayı çapalıyorlar. Emin nerede Emine? O da gelmeyecek miydin? Uyuyor evde. Sabaha karşı geldi zaten. Sabaha karşı mı? He. Dükkanlamış da arkadaşlarla sabaha kadar çalışmışlar. İyi. Çalışsınlar. Bu zamanda ekmek aslanın boğazında zaten. Aynen. Ne dedi? Çok işlerimiz güçlerimiz mi var dedi? He aynen. Faturalar, defterler, kitaplar karışık. İşlerimiz çok yoğun, başımızı kaşıyacak vaktimiz yok mu dedi? He, aynen öyle dedi vallahi baba. Sen nereden bildin? Nereden bileceğim canım? Bizim de işimiz gücümüz yok mudur o zamanlar? Yani işlerin yoğun olduğu zamanlar demek istiyorum. Ulan Emin. Parayı buldum diye benim kızıma bir yanlış yaparsan seni çok çirkin ederim vallahi. Kolay gelsin Rafet abi. Sağ ol Hüseyin. Sağ ol. Gel buyur gel. Kolay gelsin. Maşallah hoş bulduk maşallah. Tarlalar da çok bereketliymiş bu sene. E işte bana yetiyor. Yalnız adamım ya sonuçta. Tabii gene de dikkat. Yalnız kalma. Buharla ortalık hırsız kaynıyor. He ya duydum. Sabahleyin kahvede duydum. Geçmiş olsun. Bir şey yok değil mi? Kaçtılar da be. Arkalarından bir iki el böyle bir yapındırdım emme. Iskaladım. Bence normalde ıskalamam. Bir daha girecek olursa arınlarının ortasından vururum. Iskaladığın iyi olmuş. Hırsız demez de hapse atarlar adamı. Öyle. Rafet abi, dün gece seni benim evin orlağda görmüşler. Ben diyorum, sen rastlaştın mı bu hırsızlarla? Ulan ne işin var benim oralarda gece? Kim görmüş beni? Bekçi Ramazan. Ramazan abiyi gördüm, gelirken de o dedi. Ben dedi, Rafet abini gördüm dedi. Belki o dedi, görmüştür dedi, hırsızları dedi. Hadi oradan. Karıştırmıştır o. İyice yaşlandı, kestirmiyor gözleri. Bütün gün tarlada çalışmaktan gece yatağın yolunu zor buluyorum ben. Ne işin var mı senin oralarda? Sen derdin yani. Evet. Rafet abi, sen bu harita meselesini kimseye dedin mi? Hay diyorum, bir duyan olduysa, haritayı almaya geldiyse diyorum. Ulan çok komik adamsın lan sen. Söylesem ne olacak lan? Ne yapacaklar senin haritanı? Herkes de var bir tane zaten. Git mezarlığın arkasına, sabaha kadar kazıyorlar. Sabahattin düşünceli çenesini sıvazladı. Heykelin önüne geçmiş inceliyor. Hayırdır Sabahattin? Nereye bakıyorsun sen öyle? Heykele bakıyorum Fikri abi. Sen gidip baksan ya. Sence de bir acayiplik yok mu? Var tabii. Yamuk işte. Araba çarptı ya ondan. Ben onu demiyorum ben. Onu ben de biliyorum. Ne? Gosta Güsen, Oyang'dan vurmadı mı?
O yanda da yamukluk var. Heykeller ha? Öne doğru eğik. Öyle duruyorlar. Hakikaten ne? Ben nasıl görmemişim buna? Vallahi bak bu yandan da yamutmuşlar. Temelli yamulmuş herhalde bu heykel. Burada bir gaza daha olmuş. Ve olay yerinden sinsice kaçılmış. Parmaklarını koşar gibi oynatıp alnına vurdu. Yetkililere haber versek mi acaba? Kollarını bağlayıp bilgiç tavırlarla göz süzüp baş salladılar. Ahali ne toplanmış. Ne olmuş burada, olay mı var? Heykele çarpmışlar. Geçen gün çarptıladın ya zaten. Bu sefer de öte yandan çarpmışlar. Adam dolanıp diğer yandan baktı. Sen de güzelce not al Hayati. Biz de bu işin peşini bırakmayacağız. Heykeli bunu yapanların takipçisi olacağız. Ulanın başkanım, ulanın be ya. Tabu heykeli kökünden söküp atmak daha iyi değil neyse. Yamuk adamların yamuk heykeli işte. Asker torbada delille geliyor. Komutanım, anlaşılan o ki biri ya da birileri heykele vurup kaçmışlar. Etrafta fark kırıkları var. Sabotaj mı komutanım? Kesinlikle sabotaj. Heykeli çekemediler tabii. Hizmetlerimizi baltalamaya çalışıyorlar. Hilmi'ye de aynı şeyi yapmışlardı. Sen gördün mü heykele çarpanları? Yok komutanım, ben vurulmuş halini fark ettim benzinliğe giderken. Ben size haber vereyim dedim. Yani vatandaşlık görevimi yapam dedim ben. Yalnız o görmedi başkanım, ben de gördüm. Şuradan geçiyordum öyle. Baktım Sebahattin emin olamamış. Ben de tasdikleyince emin oluyordu kendisi. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Komutanım, biz belediye olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Hem o hırsızlık olayı hem de bu. Bizim için onur ve gurur meselesi oldu artık. Yalnız sizden tek bir ricam var. El birliğiyle bunları yakalayalım. Elbette başkanım, siz hiç merak etmeyin. Yalnız beni sorarsanız hırsızlığa bu iş arasında bir bağlantı var. Kesin. Nasıl yani? Bizim Gosta Küsenge ve Oyan değil mi? Hırsızlığa arabalan kaçmadı mı? Evet. O hızlan giderken virajı alamadıklarını malum. Böyle heykelin orasından gömçürmediklerini malum. Bu işin içinde kesin bir iş var. Hırsızlığa lan. Heykele çarpanla aynı kişiyle olabilir. Kesin. Bunu da yaz. Akıllarına yattı. Hayati kalemi yalayıp yazarken komutan ve Gülenay'ın kuşkulu bakışları birleşti. Hak vermiş, başlarını sallıyorlar. Emin sallana sallana gelip erketeye yattı. Hüseyin evinin çevresine tel çektiriyor. Hemen dikenli teli çekin gölüm. Hilmi başkan çekti ya, siz de hemen dikenli teli çekin. Yani yoksa Yeşilova'da dikenli tel lobisi mi var be? Kolay gelsin Hüseyin. Hoş gelmişsin. Geçmiş olsun. Ne oldu sen akşam bu evde? Hırsızlar evimde dandılar. Ya sorma Kamil abi. Can güvenliğimizi içe saydılar. Yatak odamıza kadar giydiler. Ama ben de kaptım tüfengi, koştum peşlerinden. Bir iki yapın dedim ama kaçtım yurt olasıcala. Boyunları altında kalasıcala. Tabii paranın kokusunu aldılar. Dururlar mı domuzlar? Ya. Hüseyin, beni bak. Kasabanın girişinde heykel var ya, hani senin çarptığın ötü yanına vurup yamutmuşlar. Duydun mu hiç? Öyle mi? Duymadım ben. Yok, öyle mi olmuş? Ya, ben diyorum ki senin evi soymaya kalkanlar yapmış olmasınlar. Buradan kaçarken gidip toslamış olmasınlar. Olabilir mi acaba? Bak, eme bana sorarsan sen evde taze para bulunduğuma, bu hırsızlara hiç güven olmaz. Bunlar tünel kazalar, attan girerler vallahi. Hüseyin, benim hatıda bir tarlam var. Gelmen emme çok para edeceğim, şöyle diyorlar. Yol geçeceğimiş. Ben onu sana satam, sen parayı tarlaya bağla. Sen heykelini karıştırıyorsun Kamil emmi be. Sen gazayı ni karıştırıyorsun göre. Kahretsin diyerek duvarın ardından çekildi. Sadıç, dün gece Kosta Küsen'den yemeğine hırsız giresiymiş. Girerler tabii Sadıç. Ortalıkta ben Alamancıyım diye hava atarsan hırsızlar durağı mı? Marklar falan hep ortalıkta dururmuş. Adamlar Marklar'ın yüzüne bile bakmamışlar. Kim bilir ne aradılar.
Jandarmalar dün gece bağma gizli bileni almışlar. Evin her yanı didik didik aramışlar. Kesin yakını bunlar bunlara. Adaletin elinden kaçılım hiç. Geçen sene Hilmi Başkan'ın bahçesinde girdilerdi. Aynı bu zamanla. Bunlar kendi aralarında teşkilat mı yoksa çete mi kurdular böyle? Süleymanlar gazete arkasından yan masayı dinlerken Emin telaşla gelip oturdu. Mahvolduk biz Sadıç, maf. Adam evinin etrafını dikenli tel çektirip duru Banks'i deyiveren. Bütün derdimiz bu mu şimdi Emin? Ha? Adamın evinin etrafını dikenli tel çevirmesi mi? Lan herkesle konuşuyor ben. Jandarmalar parmak izlerini kadar almışlar. Senin yüzünden o gece telefonu bir ağzını sokmadın kaldı yani. Aa Süleyman bak adamlar radyo yapmışlar. Benim yüzümden değil mi gülüm? Ben bunun aynısından yapacaktım. Diyen bendim değil mi? Her tarafın parmak izi bırakan bendim değil mi? Yapacaktım. İmkanlarım olsa yapacaktım. Yapacaktın. Zaten televizyonu falan da hep sen yapacaktın. Uçaklar falan da hep sen yapacaktın gülüm. Vallahi yapacaktım. Ağzını kırdım. Şeyine, aha bu şahit. Lan ufakken tarlada oynarken ben sen demedim mi? İleride cep telefonu diye bir şey yapacağım. Böyle gablosu olmayacak. Öyle konuşacağız demedim mi lan? Dedi. Tamam lan bırakın hiç bunları. Barnak izi falan aldık daha yok. Milletin uydurması bunlar. Dilin başkanın evine girince de aynısını diyorlar lan. Zaten arabayı sakladı. Jandarmalar falan bulamaz bizim izimizi. Sakladı gelme Sadıç. Süleyman gene de elini çabuk tutsun bak. Kamil emmi var ya. Hüseyin'in kafasını çok çirkin fikirle attı. Sideyi veren ben. Ne diyor biliyor musun? Ya bu heykeli çarpan adamlarla sizin eve giren hırsızla aynı adamlası dep duru. Hüseyin de öyle. Şüpheli şüpheli baktı kaldı. Öyle baktı kaldı. Süzdüğü gözlerini etrafta gezdirdi. Amcım bak sen ya. Sen ne karıştırıyorsun adamın kafasına? Bir heykeli çarptık diye hırsız da biz mi olduk? Hemen biz çarptık Sadıç. Başkası mı çarptı? Biz çarptık. Cemil Emin'in koluna vurdu. Gençler. Size bir işim düştü değil mi? Bizim hanımın köyünde düğün var biliyor musun? Çok fena hava atacağım hanım köyde. Sizin arabada çok da yak biliyor musun? Bir günlüğüne verebileceğiniz mi bana? Olmaz. Katiyen olmaz. Mümkünlükle olmaz. Yani veremeyiz. Bir arabayı çok mu görüyorsunuz Fikri abinize? Yok şimdi Fikri abi tam olarak öyle değil de. Tam olarak nasıl o zaman? Hı? Ne? Arabayı bir yere mi çarptınız yoksa? Yok. Fikri abi. Bizi çarpmasa canım. Biz arabayı şeye verdik. Neyve be? Neyve be? Şeye. Hicabi abiye verdik. Hicabi abiye. Naciye abayı hastaneye götüreceğim işte. O yüzdendir dolayı. Doğum vakti yaklaşmış da biliyor musun Fikri abi? Aynen. Öyle karnı olmuş kadıncağızın. Doğum tabii hangi baktığın zaman önemli bir şey Fikri abi. Fikri ikna olmadı, bozuk. Yok Hicabi abi. İlgilenmiyor bu doktorla. Öyle 10 tane soru soracaksın da ağzından gıdım gıdım laf ayacaksın. Doktor Kekeç böyle midir? Daha ne daha ne anlatırdı. Öyle yürüyeceksin, öyle hareket edeceksin. Neymiş? Eli kulağındaymış. Her an gelebiliymiş. Bak sen, biz anlamıyoruz sanki. Allah! Ben çok heyecanlıyım anne. Nasıl bir şey olacak acaba? Seni mi benzeyecek yoksa babama mı benzeyecek? Bana benzeyemez muhtemelen. Benim kadar güzel olması söz konusu bile olamaz sonuçta. Değil mi baba? Hicabi canından bezmiş. Öyle. Ha Hicabi, Süleyman'la konuşuver. Gonca'nın eski beşiğini bir elden geçiriversin. Yenisini almaya gerek yok. Abasınınki pek güzel. Olu söyle. Bir de eski çaput bezlerden kullanmayacağım. Yeni bezler çıkmış. İyice de varmış diyorlar. Onlardan alacağım. Bez yıkamaktan yıldırdım zaten. Sen ilçeye gidersen bir paket alıver. Evde kenarda bulunsun. Olu alırız. Al baba al. Kesin kakası bol olacak bu çocuğun. Annem çok kokuyordu vallahi. Hadi kız oradan, senin kadar olamaz. Sabahlara kadar bezlerini yıkarım ekşi pınarda. Yıkacağım tabii. Bugüne bugün Gonca Makasçı'nın anası olmak kolaydı. Yalnız Sedef ablam göremeyecek ki bebe. Çok seviniyordum kardeşim olacak diye. Hicabi'nin yılgın yüzü değişti. Sert bir frenle arabayı yol üstünde durdurdu. Sarsıldılar. Tamam Hicabi. Çocuğun boşluğuna geldi. Adı anılmayacak. Sen devam et. Sür arabanı. Gonca, ne dedim ben sana? Bu bangayın da bunun adı anılmayacak demedim mi? Gonca pişman, üzgün. Ağlamaklı indirdi bakışlarını. Hicabi acı oturmuş gözleriyle tekrar çalıştırdı arabayı.
rahmetli Muzaffer amca. Almanya'ya giderken markları benden aldıydı. Çok iyi adamdı baban, çok. Yine mark bozduracak olursan başka bir yere gitme. Sağ ol. Aa, bu yaptığın olmadı emme. Yerde bulsan sayacaksın demişler. Belki eksik saydım, yanlışlık oldu. Tezin say bakayım şu paraları. Rişteş. Bir telaş saydı. Tamam. Bir yanlışlık yok. Teşekkürler, iyi günler. Abine selam söyle. Arsa falan alacak olursa başka bir yere gitmesin. Muzaffer yanında. 8-9 yaşlarında, upuzun, katlı kesim saçları, Sibel, başında kasketi var. Elinden tutarak çarşı içinden bana geçiyor. Nereden bulacağız burada Berliner Muzo'yu, ye elindekini? Bari Facebook'ta sonuna gidelim. Yok burada öyle yerler. Was? Ne demek yok? Facebook'ta sonun olmayan yer ben hiç görmedim. Das ist eine Katastrophe. O Sibel ya. O bizi nasıl bir yere getirdi? Bilmiyorum. Hamburger yok, sinema yok. Almanya'ya ne zaman gideriz? Bilmiyorum Muzo. Senin baba bir işleri çeviriyor ama bilmiyorum. Ben de anlamıyorum zaten o babayı. Babalıktan kovacağım onu. Geçen arkadaşım Kispar'ı evden kovdu. Scheiße. Es nicht scheiße. Scheiße yok. Kaskete vurdu. Muzo, bak Kespi da yok, tamam mı? Hırsız. Dün gece eve hırsız girdi. Nay, gördüm ben. İçinde Kespi da işte. Kespi ve arkadaşları. Bizdeler Sibel. Siz hiç Kespi izlemiyor mu? Televizyon izlemiyor mu? Kespi. Önünde durdukları kırtasiyenin camındaki maskeleri gördü. Muzo, sen burada bekle. Ayrılma, bir yere geliyorum benimle, tamam mı? Sen de mi inanmıyorsun Sibel bana? Şişman kırtasiyeci egzersiz yapıyor. Önündeki televizyonda egzersiz yapan bir grubu izliyor. Zıplamaktan terlemiş. Sibel televizyonun önüne geçip dikkatini dağıtmaya çalıştı. Halo değil, Zeyir diyorlar ba. Ana, burnuna küpe mi taktın kız sen? Benim de küpem var ama takmıyorum. Bizim buralar daha alışkın değil böyle şeylere. Good. Ben şey soracağım, ben şu vitrin camında maskeyi soracağım. Kespi maskesine mi de yok? Çocuğuna mı alacaksın? Evli misin yoksa? Yok, evli değilim. Ben başka bir şey soracağım. Satılıyor mu bunlar? Yok, nerede satılacak? Geçenlerde bizim Makkaybı Süleyman abi aldı bir tek ama o da neden aldı bilmiyorum. Makkaybı Süleyman mı? İstiyorsan sana da veren bir tane. Hediyem olsun. Ben de bekarım biliyor musun? Zayıflamaya çalışıyorum. 45 kilo verirsem askere gideceğim. Sonra da evlenmek istiyorum. Asun, bu McGovern nerede duruyor? Ben onu öğrenmek istiyorum. Nerede duracak canım? Dükkanda oturuyordur. Aşağıda sayılmaz bir yerde eşya yok mu? O FM'in hemen altında. Ya, McGovern. Emin ve İsmail dükkanın kapısına yaslanmış. Süleyman dışarıdan geldi. Yavuz Alıç, ne diyor Mehmet dayı? Kravat ve yelekli. Masaya oturdu, sıkıntılı yüzünü sıvazladı. Ne diyecek? Atletlerinizi, donlarınızı hazırlayın diyor. Bir de gıyınızı diyor, boncuk alın diyor. İçeride diyor, kuş yaparsınız diyor. Ne diyecek? Ne diyorum görüm sen? Ne boncuğu, ne kuşu be? Guguk kuşu Emin. Filmi var ya, guguk kuşu. Hapishanede Emine için yapacağım kuşu diyor be. Lan maf olduk maf. Gülünay yenge, tahkikatı başlamış. Haberin var mı senin? Jandarma yolda böyle fargarıklığa bulmuş biliyor musun sen? Aman istediği gıda bulsun da Sadıç. Nasıl anlayacaklarmış bizim çarptığımıza? Kim biliyor ki bizden başka? Bizden başka bilen yok değil mi İsmail? Bizden başka bilen yok. Tekerlek izlerini olacak lan. Tekerlek izlerini geçtim. O fargarıklığa ne olacak? Jandarma o fargarıklığının parçalandan arabayı tespit edemeyecek mi? Edebilirlermiş ki. Edebilirler tabii lan. Sen de Emin hep film mi izliyorsun, televizyon haber izlemiyor musun sen? İdebilirler tabii lan. Filmler de yapıyorlardı ya. Haber izlenme ne gerek var be? Ulan bak sen şu Gülenay Başkan'ın yaptığını be. O gıdan da seçim şarkısı yaptık. Ulan insan bir gıza oldu diye hemen peşin düşen be. Lan yeter galiba tamam. Hemen enseyi karartmayın. Bir çaresini bulacağız. Bir yolunu bulacağız. Öyle hemen teslim olmak var mı bizim kitabımızda? Sibel koluna maskeyi geçirmiş. Hışımla dükkana girdi. Süleyman ayaklandı. Benim Nivan. Yakaladım seni. Başkasının evine hırsız girmek ne demek göstereceğim sana. Anam diyorum manyak mısın sen? Burnu kıvırıyor. Hadi çıkarak kapa çeneni. Masaya yatırdı.
Polisaya gideceğiz biz. Bırak oğluma. Bak öyle geçen sefer de dunkof munkof dedin, bir şey demedim. Bak oğlum, bırak bak. Boşuna saf yatma. Biliyorum ben. Maskeleri sen aldın, kırtasiyeci söyledi. Öyle dedi. Makkayıbır mısın? Kesbur mısın? Gideceğiz polisaya. Ne diyorsun bacım, sen ne kesbur ne maskesi? Bırak sadıcım konu da sakin sakin konuşan bir o. Siz de suç ortasınız var. Hepinizi söyleyeceğim. Hırsız girmek ne demek göreceğiniz siz. Ben bak hırsız falan deyip durma, kafam bozma benim. Bayansın diye bir şey demiyorum. Sana çok çirkin küfredeceğim bak. Bırak ulan. Ayağını savurdu. Uzak! Almanya'da siyah kuşan var benim. Yaklaşma. Bizim buralarda sökmez öyle kuşak muşak. Bayansın diye beton kafalılığından bahsetmiyorum bile. Bırak sadıcımın konunu. İşimiz olmaz bizim hırsızlıkla. Yaklaşma! Yaklaşma sadıç. Ana, vallahi çok kötü yerden tuttuk ezin kıracak kolumu. Hanımefendi bak, vallahi herhalde ortada bir yanlış anlaşılma var. Size kim dediyse yanlış demiş Allah. Yanlış anlaşılma yok. İnkar söyleme. Sen aldın maskeleri. Kesburla giydiniz eve. Tamam, tamam ben aldım. Ben aldım. Emme, neden aldım? Bak kolumu bırakırsan söyleyeceğim, bırak kolumu. Polize'yi anlatırsın, gideceğiz polize. Yeter be. İsmail, aç şu çekmeceyi, çekmeceyi aç. Yok, açma yok, açma yok. Silah yok, kırarım kolunu. Aa, kırası kırsın be, aç şu lanet çekmeceyi. Düzinelerce çıkardı. Ah, ah be. Kurtuldu. Niva, Niva. Maske almak suç mu arkadaş? Biz hep alıyoruz maskeye. Esnaf adamız biz. Alıyoruz maskelere. Çoluğu çocuğu da atıyoruz. Eşantiyon manasını değil mi Salıç? He, aynen. Hörü mühür falan da basıyoruz değil mi Sadıç? He. Sayılmaz beyaz eşya. Çoluğu çocuğu da alıyoruz. Al bak senin de yeğenin gibi. TRT yapar gibi gergin kollarını uzattı. Peki çoluk çocuk laburu takıyor la. Ne oluyor takınca? Kafalı ağa sayılmaz beyaz eşya kazanıyor değil mi? Aynen. Yani ileriye yönelik bir yatırım bir manada değil mi Sadıç? Aynen. Olsun. Maskeleri sen aldın ama. Ne biliyorum ben, hırsız giymedin. Süleyman mendille treni silerken havası değişti. Sen bizi öyle baksan bir be. Öne geldi. Sence bizim gibi zengin, varlıklı insanla sizin evinizden ni çalabilik? Masaya oturdu. Sonuçta kolay işçisini aldı. Kasabanın en büyük beyaz eşya dükkanı. Biz de ilçenin en büyük medya organı. Emine döktü. Biz de ilçenin en büyük lokantası. Geriden İsmail'e verdi. İnanır mısın? Biz de. Vallahi şimdi düşünüyorum. Öyle bir kendimi zorluyorum. Acaba diyorum, hani bunlar da olup da bizde olmayan ne olabilir diyorum. Bulamıyorum. Hmm. Eşantiyon veriyorsunuz yani. Aynen. Asu, yanlış anladım ben. Yanlış anladın deme. Sibel'de yelkenler fora. Süleyman ayaklandı. Yanlış anladın deme. Eli belinde hesap soruyor. Demek bundan sonra bilip bilmeden el alemin elini kolunu bükmeyeceğim. Önce bir ağlayıp dinleyeceğim deme. Entschuldigung, MacGyver. Çok utandım ben. Kolunu tuttu. Vallahi bayansın diye bir şey demedim emme. Bende deli gücü var. Sen dememişle. Başka biri olsa bu kadar centilmenci davranmaz. Sibel çekse de bırakmadı. Bir de entschuldigung değil, eşantiyon. Kulağına fısıldadı. Jesus. Sibel bedbeniz atıp çantasını kapıp fırladı. Şunu çıktı. Bak, Avrupa'dan gelmişler de daha konuşmayı bilmiyorlar. Bir yuh bari. Bir anda rahatlayıp çöktüler. Süleyman kravatını gevşetti. Ucuz yırttık. Soğuk bir şey içecek var mı? Hani ara İsa abi. İsa abi üçten koruk gönderimi. Acil. Maskeleri kenara topladı. Vallahi on numara oldu sen. Bırak hırsızı, sinek bile giremez gar senin eve. Sağlam oldu diyorsun yani. He? Hak ettim diyorsun 500 markı. Hak ettin, helal olsun. Al bakın. Helal olsun. Ulan sen bize yüz tokatlama mı çalışıyorsun? Ne tokatlaması be? Sahte bu para. Oğlum sahte lan.
Işığa tut çizgisi bile mi var? Çizgisi var ama naylonu yok. Mark dediğin, dolar dediğin naylonun için durur. Aha bak. Hem senin parlağı kuruşuk kuruşuk. Kuyumcudu da geçmez bundan. Ulan sen de komikçisin lan böyle. Koluna vurdu. Naylonlu mu Akbaoğlu? Almanya orası. He ya doçamak. Ben hangi birini koyayım naylonun içine? Seni Allah kahretmeye al şunuzu. İleride Zümrüt koluna sepet takmış bir kadınla öpüşüyor. Sen şimdi git kuyumcuya. Bozdurmazlarsa gel beni bul. Kaçak halim yok ya ben buradayım. Hadi hadi. Şapka. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Zümrüt vedalaşıp uzaklaşırken Hüseyin telaşla eve girip duvardaki çivide asılı şapkasını başına taktı. Kenardan sarı çerçeveli küçük kara aynayı eline alıp şapkasının kenarındaki tüyü havaya kaldırdı. Koşarak dışarı çıkacakken kenardaki boyama kitabına bakıp manidar gülümsedi. Zümrüt sokakta aheste aheste yürüyor. Hüseyin ara sokaktan gelip duvar köşesinden baktı. Zümrüt yaklaşıyor. Pantolonun askısını çekiştirerek düzeltti. Elinde kitapla Zümrüt'le karşılaşmaya hazır. Bilerek Zümrüt'e çarpıp kitabı yolun yarığından akan suya attı. Ay çok affedersiniz. Asıl ben pardon. Yani ben sizi hiç görmedim ya. Aynen böyle filmlerdeki gibi oldu. Hani böyle zaman uzuyor da uzuyor ya. Yavaş yavaş geçiyor. Slow motion diyorlar. Sizi görünce ondan oldu herhalde. Evet. Eğilip kitabı almaya yeltenirken gözü Zümrüt'te. Çok affedersin sen de kitapları almak için. İyice mi? Hay böyle kafa kafaya dokuşma manasında söylüyorum. Zümrüt şaşkın eğildi. Başları değiyor. Kafalar dokuştu ya. Şimdi göz göze. Affedersin. Zümrüt saçlarını önünden çekerken garipseyerek Hüseyin'e baktı. Almanca yazıyor bunlar da. Biz hep Almanca okuyoruz. Kitaptaki boyamaya hazır resimleri çevirdi. Ben de Almanca sulaseller gibi. Bir ich liebe dich desem o biçim görme. Öyle mi? Almanca derken? Bunlar boyama kitabı yalnız. Evet boyama kitabı. Bunlar benim oğlanın kitapları oluyor. Tabii biz bilinçli anne babalar olarak çocukların gelişimini düşünmek zorundayız. Avrupa görmüş insanlarız sonuçta. Ne güzel. Keşke herkes sizin gibi olsa. Ben artık gideyim. Aman, yanlış anlaşılma falan olmasın. Ben öyle yani anne bebe falan, çoluk çocuk falan dediysem de. Evli değilim. Boşandın. Zaten Almandı. Helga, Nalet kadının da tekiydi. Ondan da ismi ya Helga oluyor, ya Olga oluyor, Zelga oluyor. Kültürlerimiz yani birbirine uyuşmadı, anlaşamadık biliyor musun? Geçmiş olsun. Sağ ol. Tabii her insanın hayatında olur böyle şeyler. Ben gideyim. Aman! Yanlış anlaşılma falan olmasın. Ben öyle geçimsiz falan bir adam değilim yani. Hay böyle kültürlerimizin uyuştuğu, oturmasını kalkmasını bilen, okumuş, yazmış, göğsü merhametli, benim gibi alpa görmüş birisini kaldırabilecek, gıyımı böyle yakışan, öyle güzel bir bayan olsaydın olmazdın böyle yani. Çok güzel geçiniydik onunla. Zümrüt'e doğru bir adım attı. Ben evine bağlı bir erkeğimdir. Saygın bir kişiliğim var benim. Almanya'da işim iyi, maaşım güzel. Sen Almanya'ya gittin mi hiç? Gittin mi Almanya'ya? He? Görmedim. Hüseyin evin orta yerinde bir duvardan diğerine gerilmiş ipek kitabın boyalı sayfalarını tek tek astı. Ne kadar da anlayışlı bir kızdı öyle. Çok da edepli. Ne kadar da güzel bakıyordu. Böyle mahcup mahcup sonra da guğu gibi süzülüp gitti. Şu altınlar bir bulem. Gideceğim isteyeceğim anasından ilk iş. Biz geldik. Hoş geldiniz. Oh, nasılsınız? İşte. İnanmıyorum ya. Kitaplarıma ne oldu baba? Oğlum senin de bu boyama kitapların çok adiymiş. Aktılar gittiler. Of baba ya. Ne yaptın ya? Ben ders yazıyordum. Boyama yazıyordum. Ben ne yapacağım şimdi? Zaten burada da bir şey yok. Tamam oğlum üzülme.
Ben sana yenisini alırım. Hem bunlar Almanca. Türkçe alacağım ben sana. İstemiyorum ben. Üstü Feriko da var. Merhaba. Babaya manyak denir mi? Gel buraya. Anası gılıklı. Gördün mü? Anası kendine benzetti bunu. Yok böyle olmayacak. Buna Türk bir ana lazım. Böyle oturmasını kalkmasını bilen, okumuş yazmış bir ana lazım buna. Abi. Ha ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Lazım değil mi? Sen söyle lazım değil mi? Ben kendim için mi istiyorum bunu? Of. Abi yeter ya. Biz ne zaman döneceğiz Almanya'ya? Çok sıkıldım ben, çok. Yani bak Muzo falan da alışamadı biliyor musun? Sıkılacak bir şey yok. Alışacak bir şey de yok. Ne dedim ben sana? Ya biraz hava alalım, kendimize gelelim. Ondan sonra döneceğiz. Sibel'in uzun saçlarının uçları mavi boyalı. Yandan örmüş. Abisine tahammülsüz bakıyor. Sen bir şeyler çevirmiyorsun değil mi? Yani bak temelli kalacaksan burada ben kalmam. Dönerim Almanya'ya. Biz de temelli kalmayacağız. Biz de döneceğiz Almanya'ya. Neyse. Ben şu Muzo'ya bir bakayım. Gönlünü alayım şunu. Tövbe Allah. Elleriyle başını örttü. Emin kollarını masaya koymuş, başını üstüne kapamış duruyor. İsmail boş boş bakarken Süleyman eli çenesinde dalgın. Mahvolduk biz Sadıç'la. Bittik. Öyle böyle diye bu sefer gerçekten çok büyük mahvolduk. Havadisler çok kötü. Cemil kapıdan dışarı bakıp telaşla içeri girerek kapıyı kapattı. Oğlum ne bakıyorsunuz beni öyle avel avel? Bir şeyler deseniz ya mahvolduk diyorum ben size. Cemil, yoksa Gülünay Başkan tahkikat mı başlatmış gölüm? Arabanın kırık camlağından yoksa tespit mi yaptır Cemeş? Aa, siz bunu biliyor muydunuz? Lan lokantada herkesle bunu konuşuyor ya. Lan oğlum madem bunu biliyordunuz da bayanın danası gibi ne oturup duruyorsunuz burada? Hadi kalkın bir şeyler yapalım ha. Hadi bir şeyler yapın. Bak jandarmalar bizi bulacaklar, bizi yakalayacaklar. Mabus damlandı, çürüyeceğiz biz ha. Hadi arabayı bulacaklar. Kalkın bir şeyler yapalım. Niye yapalım Cemil? Allah aşkına söyle gülüm. Niye yapalım? Ha, arabayı tamir et sen. Ha? Öyle arabayı tamir et. Hadi. Aynen. Ulan tamir etsen ne olacak be? Adamlar anlamayacak mı? Farlığa değiştiğinizi anlamayacak mı? Anlayacaklar mı? Her oldu gari. Buldum lan. Arabayı uçurumdan aşağı fıydaracağız. Hem de gaza süsü vereceğiz. Aynı filmlerdeki gibi. Hinci. Genç Cemil. Akrabalarını ziyarete gitmektedir. Emme karanlık geçmişini ve yaptığı hataları düşündüğünden gözler dalgındır. Aniden arabanın kontrolünü kaybede. Araba iyiden iyiye hızlanmıştır gari 70 millen falan gitmektedir. Cemil baka tek çare arabadan kendini fıydarmaktır. Bunu düşünür. Kapıyı açar tam atacak. Anın sıcağına saat sen git sinyal golunda kal. Çek çıkmıyor lan. Çek çıkmıyor. Atamaz arabadan kendini. Araba aşağı fıydardı kendini uçurumdan. Patladı ya. Böylelikle Cemil'den de kurtulun gari değil mi? Nerede o günler? Yok Cemil. Hani sen ölmeyecek kadar görüm. Böyle arabanın her tarafla vuruk olsun diye. Nasıl olacakmış o ölmeyecek kadar? Ha? Nasıl yapacakmışım ben onu ölmeyecek kadar arabanın öyle böyle nasıl vuracağım? Diye ver bakayım bana. Lan durmuyor be. Olmaz o iş. Adamlar yine anlala. Anlala adamlar. Ellerinde far parçalığa var. O farın parçalığından ilçede bizim arabadan kaç tane var hemen bulurlar. O zaman yapacak tek şey kalıyor Sadıç'la. Bağırının yampiri yumpiri hareketini yapacağız. Arabayı yakacağız. Geride hiç biz bırakmayacağız. Depoya girdiler. Üzeri samanlarla kapanmış arabanın etrafını açıyorlar. Lan Sadıç'la bana bakın bak hem. Gündüz gündüz olacak iş mi lan bu? Ha? Yanınca anlaşılmayacak mı? Akşamınan daha tehlikeli Sadıç. Gece gece ovanın üstünde bir ateş yükseldi mi yeminle söylüyorum te kasabadan bile görünü ben siz deyiveren. Lan zaten orada arpazdan anız tarlası var be. Arabayı orada yaktık mı? Anızla beraber tutuşu gider vallahi. Bir de üstün jandarmayı arayıp arabamız çalın dedik mi? Vallahi bu işten tereyağından kıl şeker gibi kurtuluruz ben size veren. Hadi lan çabuk. Elimi çabuk tutun. Hadi. Arabayı itekleyerek tarlaya getirdiler. Sadıç'la biz bunu niye itiyoruz ki?
çalıştırıp binsek ya. Ne oldu Cemil? Bir de şarkılar, türküler söyleyelim. Biz araba yakmaya gidiyoruz diye. İki adım ya itibar şunu hasta etme. Ah. Burası iyi Süleyman. Acık da sudede kalıyor. Tam istediğimiz gibi. Allah! Sadıç'la benzin almayı unuttuk ya lan biz. Benzin almayı unuttuk. Nasıl yak gelince arabayı? Benzini nereden alacaktık Cemil? Nereden alacağız Süleyman? Bizim Sebahattin'i alacağız. Kasabada kaç tane benzinci var? Bir tane benzinci var. O da Sabahattin. Benzini Sabahattin'den alacağız. Nereden alacağız? Nereden alacağız diye soruyor bize ya. Sebahattin'den alalım da hepten kendimizi ele verelim değil mi Cemil? Emin aşağılar bakıyor. Nasıl yakacağız? İsmail bagajı açtı. Anladım. Kendi benziniyle yakacağız diyorsunuz. Sadıç'la biliyorsunuz ki benim nefsim kuvvetli de verin azıcık ben çekeyim. Aman arkı dur sen yürü. İkinci bitin yer vakasını kaldırma gücümüz yok Cemil. İncinime lazım kafayı bulursun gene sen ne hiç uğraşamayacağım. İyi ki bir şey yaptık ha. İyi ki bir şey yaptık. İnsan azıcık gene canı çıksın demişler. Cemil ile Emin birbirlerine sus yapıp parmaklarını dudaklarına koydular. Süleyman depoya taktığı hortumu emiyor. Gelmeye başlayan benzini bidona doldurdu. Tamam Süleyman tamam. Arabayı tutuşturacak kadar olsun yeter. Hadi kimse görmeden halledeyim şu işi. Tut şunu. Küçük bidonun dibinde 5 parmak kadar topladı. Arabanın üstüne döküyor. Öyle her yandan döken bir iyi tutuşsun değil mi? Aynen. Islat ona. Her yerle aynı ıslat. İsmail hortumu kenara attı. Bak. Cemil ellerini açıp dua ediyor. Hay ağzın kırın be. Ulan. Daha sefasını kusuramadan güzelim arabayı yakıyoruz ulan. Boş be be. Dert ettiğin şey bak. Yenisini alırız gülüm. Aynen. Ama beni sorarsanız Sadıç'la Kostak Hüseyin'in arabadan alam. Doşlang doşlang deyip duruyor. Ondan alam çok güzel lan o. İsmail kibriti çakıp arabanın üzerine uzattı. Rüzgarın söndürmesini elleriyle engelliyor. Hicabi arkadan geldi. İsmail beni bakacak mı? İlkilerek kibriti söndürdü. Hicabi abi. Arabamı yakıyorsunuz. Arabayı sonra yakarsınız. Ben sana bir bidon zeytin getiriverdim. Arkadaşlarını da getirdim. Bu aralar benim BG'deyi biliyor musun? Bunları römorktan indirivereceksiniz mi? İndiremeyeceğim abi. Tamam indirem de. Araba yakma işin gelince Hicabi abi. Nutukları tutuk bakıştılar. Yürüyün hadi yürü. Birbirlerine çarpa çarpa yola çıktılar. Hicabi el belinde yılgın traktöre yürüyor. Vula lan ya nesinde azıcık emanet vardı. Turşu kur dedim. Bir bidon da sana veren dedim. Arkadaşlarını da getirdim. Açın kapağı da birer bidon alıp bakın hadi. Yalnız azıcık kocaman olan İsmail. Niye zahmet ettin Cabi abi? Öldü zaten zeytin vardı. Ne zahmet olacak İsmail? Ne olacak? Başka yerde bulamam bu zeytinleri. Sağ ol Cabi abi. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ ol Cabi abi. Ne demek? Ne demek gençler? Mahcup bakamıyorlar gözlerine. İsmail sen nasılsın? Bir derdin bir sıkıntın yok değil mi? Yani dertleşecek birilerini ararsan gece gündüz hiç çekinme. Darılırım vallahi. Öyle içeye içeye şey etme olur mu? Yok bir şey etmem Cavi abi. Sadıçların var zaten. Emme sen de aynı şekil. Dertleşecek birilerini ararsan beni gelebilirsin. Gelirim canım gelirim gelme mi? Sonuçta omuz olacağız birbirimize. Arabayı niye yakıyordunuz siz? Biz mi? İsmail için, Hicabi abi. Şimdi bu ara moralle onun biraz aşardı ya. Onu böyle moral olsun, biraz kafası dağılsın, rahatlasın diye arabayı yakıyorduk biz. Aman iyi, iyi, yakın, yakın. Yakılacak başka bir şey varsa onları da yakın. Yeter ki kafası dağılsın azıcık. Tutmayın o zaman ben sizi. Hadi size iyi günler. İyi günler Cabi abi. Acık kocaman İsmail'in dedi. Yoruyorlar. Zeytin dolu bidonları yüklenip gerisin geriye döndüler.
abi bak gari sen ne kadar sever oldu İsmail'e. Bahanesinden biz de nasiplendik. Adam İsmail'le bağ kuruyor herhalde. Sadıç gari suçluluğunu hissediyor ne yapıyorsa. Kolay değil Sadıç. Güvendiği dağlığa gar yağması kolay değil. Ulan tamam bırakın şimdi icabı da. Araba? Araba yok lan. Nasıl yok oğlum burada bırak. Lan burada bıraktık ya arabayı. Arabanın olduğu çayırlık boş. Çalmışlar. Arabayı çalmışlar. Arabayı çalmışlar. Bırakın bizi ya bulurum ben. Kalacaklar bizim hapusta mühavratçılığımızı. Lan 2 dakika zeytin almaya gittik. Arabamızı çalıyoruz lan. Arabamız nereden okuyun? Yere çömelip dövündüler. Kırmızı araba mısır tarlalarının arasında uzanan toprak yolda tozutarak ilerliyor. Ersin direksiyon başında arkadaşlarına gülümsedi. Ersin oğlum, abin kızmasın lan seni. Kızarsa kızsın Sıdıç. Yani amcamın traktörünü az kaçırmadı. Bu kadarcık yaramazlığımız olacak sonuçta. Eğilip radyoyu açtı. Kafasını sallayarak ritim tutuyor. Pek bir keyifli. Semih ile seçmeceler tüm hızıyla devam ediyor. Tam şu anda Los Del Rio'dan dinliyoruz. Macarena diyor. Arabada 5 kişiler yeşilleriyle doluşmuş geziyorlar. İsmail'ler ellerinde bidonlarla aynı toprak yola çıkmış koşturuyorlar. Hızlandırılmış zamanla durup yönlerini tartıştılar. Bidonları yüklenip Cemil sola, İsmail sağ, Emin ve Süleyman düz devam ettiler. Ersin Konca'nın çalıştığı tarlanın önünden kolunu camdan çıkarmış havalı havalı geçiyor. Gunca kendine korna çalan Ersin'e güldü. Naci ellerini beline koymuş Ersin'e bakınca Ersin tırsıp yoluna devam etti. Gunca arkalarından el sallıyor. Naci'yi gözüyle takipte. Gonca'ya dön dedi. Gonca ne yapayım diye alaycı gülümsedi. Yılmaz elindeki mendille terini silerken Semih ellerini beline çapraz koyup müziğin ritminde kalçasını salladı. Çöküp kalktı. Cemil elinde bidon ahırları dolaşıyor. Süleyman Bozkır'da bayırda gezerek araba arıyor. Kırmızı arabanın tavanını gördü bir telaş koşturdu. Emin elinde bidonla kuru otların arasında söverek dolanıyor. Aldaki keçileri gördü gülerek yönünü değiştirdi. İsmail mahsulü toplanmış tarla kenarında elinde bidon etrafa bakarak dolanıyor. Semih kollarını öne uzatıp sonra kalçasına koydu. Titreyip çöktü. Yılmaz Semih'in el hareketlerini taklit ederek aynısını yapmaya çabaladı. Yapamayacağını düşünüp bıraktı. Mendille terini siliyor. Dansa devam eden Semih'e ters ters bakıyor. Ersin arkadaşlarıyla köprünün üzerine çıkmış. Dans ederken araba aşağılarında tüm kapıları açık duruyor. Kollarını tek tek öne uzatıp avuçlarını yere çevirdiler. Çaprazlama omuzlarına koyup ellerini başlarına götürdüler. Ardından çaprazlama bellerine koyup kıvırtarak kalçalarına koyup çökerek salladılar. Birbirlerine bakıp aynı hareketi tekrarlıyorlar. Neşeli, senkronize olmuş aynı anda yapıyorlar. Demin ahırda ineklere bakıyor. Etrafa göz gezdirerek geçti yanlarında. Süleyman arabayı bulduğunu sanıp heyecanla yanına koştu. Kendi arabaları değil, başka bir arabada çocuklar oyun oynuyor. Hayal kırıklığında uzaklaştı. Emin keçilere direksiyon çevirir gibi yaparak arabayı soruyor. Söyleyeyim vereceğim dediği yeşil ağaç dalını gösterip uzattı, vazgeçip geri attı. Bidonu alıp yürüdü. Evet sevgili dinleyenler, Los Del Rio eski patronum Yılmaz abi için söyledi. Macarena dedi. İnşallah Yılmaz abinin dertlerine biraz olsun neşe kaynağı olmuştu. Biliyorsunuz işleri pek yolunda gitmedi bu aralığa. Beyaz eşya dükkanıyla radyoyu falan devretmek zorunda kaldı. Emme benim tanıdığım Yılmaz abi genelde kıyıya bir şeyler sıkıştırmıştı. Nikili çıkıdır ah, nikili çıkıdı. Yılmaz kenardaki kıyafet askısını çekip Semih'in yanına koştu. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Rezil ettin benim bütün memleketi. Yılmaz abi ne yapıyorsun? Pot açık.
Sesi kapatıp Semih'in kafasına vurdu. Al şimdi kapalı. He? Şimdi ne edeceksin? Ya Yılmaz abi, şimdi bu pot falan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ersinler tarlaların arkasından yola geçtiler. Kamil ile Cemile kazma küreği omuzlarına almış tarladan çıkarken arabanın arkasından baktılar. Cemile kız, İsmail'in araba değil mi bu? He, o gibi emmi. Nereye gidiyor bu böyle? Ulan araba kendi kendine mi gidiyor? Aynen. Ersin'in kısa boyu onu arabada gizledi. Hüngale. Araba tekleyerek yolun ortasında durdu. Ne oldu lan? Neden durdun? Neden olacak? Benzini bitti. Ulan abi ya. Bir işiniz de düzgün olsun Agideş. Bir işiniz de düzgün olsun. Rezil oldum Agideş'leme. Allah'tan Gonca'nın gayını da bitmedi de. Arabayı iteklerken Gonca traktörle karşılarına çıktı. Ersin, hayırdır? Benzin mi bitti yoksa? Yok canım, ne bitmesi? Biz öyle yürümeyi seviyoruz Agideş'lerle. Arabayı da yanınızda geziyorsunuz herhalde. Yani kas çalışıyoruz da arkadaşlarla. Spor olsun diye yani pozulağımızı genişletiyoruz değil mi arkadaşlar? Vur lan bak görürsün, vur lan bak. Allah'ım ya. Bir de gelmiş tarlanın gıyında hava atıyor beni. Tövbeler olsun. Gonca. Niye abartmışsın Gonca? Biz öyle geçiyorduk, dans ediyorduk. Köylü çocuğuz diye dans da mı etmiyorum Gonca? Ulan abi ya. 40 yılın başı bir araba kaçıran dedik. Rezil ettin bizi ya. Hadi salışla. Rüzgarın yana yatırdığı koca ağacın altında oturmuşlar. Hayır benim anlamadığım... Bunlar koca arabayı 3 dakikada nasıl götürdü Sadıç? Hayır, kavun karpuz olsa anlayacağım. Kucakladı götürdü diyeceğim. Koca araba bu. Hayır, onlara da geçiyorum. Biz bu motorun sesini nasıl duymadık be? Hay ağzın grem ya. Ulan iki bidon zeytin için düştüğümüz huali bak be. Yalnız zeytinle manyak olmuş ha. Süleyman bidonu kucağına almış, bir bir zeytinleri ağzına atıyor. Ya arkadaş ben anlamadım. Sen hangi ara geldin bu arabayı çaldın? Vallahi billahi ben anlamadım. Memlekette ahlak kalmamış Sadıç'la. Ben ciddiye verem bak. O uydu antenle çıktı çıkalı memlekette ahlak kalmadı. Ortalık düzenbazdan, dolandırıcıdan geçinmiyor vallahi. Başkalarının evlerine izinsiz giren mi arası? Kızlığa kendine aşık eden mi arası? Ne demek istiyorsun sen Cemil? He? Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istiyorsan açık konuş. Ne demek isteyeceğim? Biz başkalarının evine izinsiz girersek... ...başkalar da gelir bizim arabamızı çalar demek istiyor. Ne diyeceğim? Hinci konumuz bu değil mi Cemil? Başımıza gelen musibetle neden başımıza geldiğini düşün gez değil mi? Emmi merak etme gülüm. Jandarmala arabayı bizden evvela bulduklarında içeride bol bol düşünmeye vaktin olacak senin. Sen deyip durma lan şuna. Oğlum ne yapacağız Zengi onu düşünelim. Yapacağımız şey belli Sadıç. Biz zaten arabamız çalındı diye jandarmaya gitmeyecek miydik? Böyle yapacağız yine. İhbarda bulunacağız. Oğlum lan öyle şey. Hiç bütün suç o adamın üstüne kalmayacak mı? Heykeller sen çarpmışsın demeyecekler mi? Almancılığa evine sen girmişsin demeyecekler mi? Biz ne yapmış olacağız? Adama iftira atmış olacağız. Lan ne olacaksa olacak Cemil. Bu da bizim arabamızı çalmasa da görüm. Bir dakika lan. Zaten bu adam bizim arabamızı çalınca hırsızlık yapmış olmuyor mu be? Aynen. Hak etmiş oluyor işte. Öldürsüz, öldürsüz. Ha. Yalnız zeytinli manyak olmuş be. Geçireceğim şimdi bidon kafana. Süleyman son aldığı büyük zeytini de ağzına atıp bidonu sıkıca kapattı. Ben size dedim Sadıç'ta cep telefonu büyük ihtiyaç diye. Hinci bir tane cep telefonumuz olsa da tatarlıdan buraya kadar gelmek durumunda kalmayacaktık.
Buradan bir alo diyecektik, ihbarımızı yapçedik. Deme Emin, zaten her gün arabamız çalınıyor ya. Biz de her gün jandarmadan 2-3 kere konuşuyoruz sanki. De gidi Emin, de. Tamam lan, durum bu ya. Süleyman, bir jetonları da arayayım hadi. Büyük ordu küçük. Küçüklerden. Ulan saatle telefonla konuşmayacak ki cennamelerle. Cemil, ne kadar cimrisin be. Dünya kadar paran ve fındık kadar jeton atıyorsun gölüm. Ya oğlum, ben israf olmasın diye şey ettim. Tamam lan, bir susun. Süleyman, orta boy ver Sadıç. Ortası olsun. Süleyman jetonları ayıklarken İsmail birini çekip kulübeye girdi, tuşluyor. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. Çalıyormuş. Duyuyorum. Alo, hanımefendi iyi günler. Biz bir çalıntı ihbarında bulunacaktık de. He? Ne dedin? Ne demiş? Ne demiş? Tamam, bekliyorum ben. Komutanı bağlıyor. Komutanı bağlıyor. Allah'tan bir takım arkadaşlarımızın aklını uyup da küçük jeton atmadık. Vallahi telefon şak kadarak suratın kapancaymış jandarmanın. Tekrardın artık yemi. Ben israf olmasın diye öldü dedim. Jeton israfı olmasın diye öldü dedim. Ne var? Sen yeter gari be. Adamın dibin dır 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 bır bır bır. Adam önemli bir konuşma yapıyor. Susmadın kız. Hakkı deş 2 dakika çeneniz sahip olun be. Alo. Komutanım iyi günler. Biz Yeşilova kasabasından radyocu İsmail ve arkadaşla an itibariyle arabamız çalındı. Heh. Şimdi değil ha, yani 2-3 gün önce çalındı da bizim şimdi haberimiz oldu demek istiyor. Süleyman Bey, Süleyman Gara. Evet, arab benim üstümü, benim üstümü. Vallahi sizi tam olarak biz zamanını, yerini söylemiyoruz ama biz bir geldik, ana arabanın yerinde yerler esiyor. O dedi bende değil. Öbürküsü dedi, aa ben sendi zannediyordum. Onun zaten arabadan haberi yok. Ben bende olmadığından eminim. Meğersem hiçbirimizin arabadan haberi yokmuş. Telefonu İsmail aldı. Yalnız komutanım, araba bayağıdır ortalıklarda yok. Yani biz bayağıdır arabayı kullanmıyoruz. Siz deyin 2, ben deyim 3 gündür araba ortalıklarda yok. Siz de kayıtlığa böyle geçerseniz çok seviniriz. İyi günler, iyi günler. Ne dedi, ne demiş? Oldu bu iş Sadıç'ım. Ellerini çarptılar. Şimdi herkes evlerini dağılacak. Hiçbir şey yokmuş gibi normal yaşantımız devam edeceğiz. Onu görün. Aynen. Aynen. Hiçbir şey yokmuş gibi. Kulübenin önünden bidonunu alan kendi yoluna sapıp ayrıldı. Bahri tarlanın kenarına arabayı bırakıp koştu. Kolay gelsin Allah. Kolaylısı başın gelsin. Nerede kaldın lan sen? Sabahtan beri seni bekliyoruz. Pantilerden badırcağını alacaktım biliyor musun? Emme bunlar benekli olduğu için saçarken bayağı zaman kaybetmişim. Bunlar da sizin domatesle alıyor herhalde. Vallahi kusura bakmayın da ben bu domateslerin hiçbirini sevmedim. Kimisi pes pembe, kimisi kıpkırmızı. Vallahi ne tam böyle pes pembe olacak ne de tam gangırmızı olacak. İkisinin arasında bir renk olacak. Benim yemeğimin tadı oradan geliyor biliyor musun? Hadi oradan. Sen ne anlarsın? Yemeğinin tadıymış. Erkek adam yemek yapar mı? Nüva canım öyle deme abla. Yemek yapmak sanattır. Erkeğe kadının var. Lütfen ayrımcılık yapmayalım. Yok gari sanatmış. Koyacaksın zeytinyağını, koyacaksın yemekliği, kaynatacaksın olacak. Ne sanatı? Ha. Şimdi Renzi'nin seni neden bırakıp kaçtığını çok iyi anlıyorum. Garibim Renzi. Kim bilir adama ne kadar kötü yemekler yapıyorsan. Ne diyorsun lan sen? Patavatsız. Yürü git, vermiyorum. Domates falan yürü. Kadına bak. Ben de anlıyorum zaten. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlanmış. Emme sanattır sanat. Sanata ve sanatçıya ecik saygın olsun canım. Ersin değil mi lan var? Ersin. Yolda arkadaşlarıyla arabayı iten Ersin'in yanına koştu. Ersin, bu arabanın sen de işi ne lan? Bahri abi ben, abim dedi arabayı al da Anadolu'nun benzini biterse Bahri abine yardım edersin dedi. Hadi lan oradan, abin sana motoru vermiyor, arabayı mı verecek? Anadolu'nun benzini bitmedi diyorsun yani. Yemedi kaçın. Koş, koş, Ersin, koş, koş. Kaçma lan, kaçma. Bu arabanın böyle ortada durmaması lazım.
Ben ne yapacağım şimdi ya? Allah'ım ensin, işler çok karışık. Nasıl götüreceğim, ne yapacağım ben bunu? Ulan gelsin, ulan gelsin. Arabaya binip el frenini çekti, ön kapıyı kapattı. Hüseyin haritayı açmış, ümitsiz ümitsiz bakıyor. Anımsadı. Komutanım, içeri giren kimliği belirsiz şahıslar evdeki eşyalara hiç dokunmamışlar. Cep telefonu da burada meydandaymış ama almamışlar. Ayrıca içerideki çekmecede marklar var. Çekmeceleri açtıkları halde dokunmamışlar. Anlaşılan o ki bu şahıslar her kimse komutanın para için girmemişler. Bir şey aramaya girmişler. Ana döndü. Hüseyin yeniden dikkatlice haritaya baktı, katlayıp yerinden kalktı. Ali, ben Hüseyin Sepetçi. Siz kimi aradıydınız da? Yok, Düsseldorf. Sibel mi? Ya ne hakla sen benim kardeşimi arıyorsun? Kimsin sen? Cemal mi? Hop. Abi. Merhaba. Bir sepeti. Telefon bana. Alo. Alo. Cemal. Cemal kapama. Benim Sibel. Ya geçen defa böyle hışı hışı oldu, ses geçiyordu. Ben kapamadım yani. Was? Hüseyin Sibel'in etrafında geziniyor. Ne ayrılması Cemal? Ne diyorsun sen ya? Nein, Cemal bak. Ben döneceğim zaten Almanya'ya. Kalmayacağım burada. Tamam biliyorum. Problem ne var? Ama çözeceğim diyorum ya. Cemal, nein, kapatma. Cemal kapatma. Kapatma Cemal. Kapat ya. Şadı. Ne bu hala böyle? He? Bana bak. Kim bu lan? Hiç bilmezse. Çok sinirliyim abi, git başımdan. Bana bak. Benimle böyle konuşamazsın. Ben senin abinim. Anlatacağım. Kim bu lan? Çok abimsin değil mi? Çok abimsin. Çok soruyordun Sibel nasıl? Şimdi aklına geldi. Vur deba. Telefonu döşeğin üzerine fırlattı. Niye öyle diyorsun ama? Ben sana hep soruyorum. Sormuyor mu? Hör af. Çok soruyordun zaten. Sen hep yırtma peşindeydin. Hep orada burada köşeyi dönme peşindeydin. Sibel ne yapıyor? Muza ne yapıyor? Çok umurundaydı senin değil mi? Sen ne getirdin bizi buraya ya? Hava alacağız döneceğiz. Böyle bahçeye dikenli teller geliyorsun. Bir sürü eşya getiriyorsun. Abi, riş doğru söyle bana. Sen ne peşindesin ya? Ne peşindesin? Helga. Dava açtı beni. Muza istiyor. Çok paralı avukatla tutmuş, çok şöhretli avukatla. Oğlumu alacak benim elinden Sibel. İşte. Muzo'yu mu alacak elinden? Oğlumu alacak elinden. İsmini de Emerik koyacak. Alman ismi koyacak ona. Alman yapacak çocuğu. Ben ama yani muzusuz yaşayamam ki Sibel. Sibel ne diyeceğini şaşırıp odanın çevresine göz gezdirdi. Allah! Kasaba meydanı. Neymiş efendim? Hiçbir şey olmamış gibi davranacakmışız. Hayatımıza öyle kaldığımız yerden devam edeceğimizdi. Şunla baksana şunla. Açın başımız belala, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Cemil, beri bak. Jandarmalardan haber var mı? Jandarmalardan mı? He. Haber var mı? Haber mi? Ne haber olacak Fikri abi? Arabadan falan mı haberim yok bana? Ne arabası lan? Ne arabası lan? Lan Hüseyin evine giren hırsızlardan söz ediyorum. İlçede duruyormuş ya, belki kulağınıza çalınmıştır diyorum. Çalınmadı bizim kulağımıza hiçbir şey çalınmadı. Hem zaten bizim neşmiz oldu. Biz hayatımız devam ediyoruz. İşimiz gücümüz bakıyoruz biz. Sizin araba ne oldu? İcabı getirmedi mi? Getirmedi. Getirdi arabayı. Getirdi arabayı. Hem araba yok. İnce araba yok. Araba bir var. Basır bir bakıyor arabaya, araba yok.
Bizim araba çalınmış da olabilir. Belki de çalınmamıştır. Ben nereden bileceğim ama araba çalınmış diyorum ben. Araba işte oralar çok karışık. Benim kafam da çok karışık Fikra bu aralar. Hem ben hayatı kaldığım yerden öyle devam ediyorum ben. İşim gücüm var benim, işim gücüm bakıyorum ben. Hadi sen kolay gelsin. İpe un seriyorsunuz değil mi arabayı vermemek için? Ayıp lan ayıp. O kadar çayımı gazozumu içtiniz. Tövbe tövbe. Cemil sokak arasında hızlı hızlı yürüyor. Ah Fikra abi ah. Kasıp et derdinde, koyun can derdinde. Zarife, Arife, Nazife. Ne oldu öyle kız? Abi babam yok. Babamı arıyoruz. Çıkıp gitmiş evden. Gayip. Nasıl gayip ya? Nasıl çıkıp gider evden? Sizin elleriniz ardını topluyor. Senin dağınıklıklarını topladığım için olabilir mi? Çamaşırlarını yıkadığımız için mesela. Senin gibi ada burada sütmüyorduk yani. Şişt kız! Babam kaybolmuş, siz bana ne laf sokuyorsunuz? Babam dürden teyzenin kıyına gitmiş olmasın? Vallahi rezil oluruz. Millete bak, ben sizi diyeverem. Zarife, sen Ayşe'nin mahalleye git, bulma bak. Arif, sen de git bizim Hayat abi söyle ve anons yapıversin. Kızım, sen de üst mahalleye bak. Ben de orta mahalleye gideceğim. Dürden teyzenin evine gideyim, bakayım bakayım. Babam ordum diye mi diye. Hadi koşun, hadi. Hadi, bulan birbirine haber veriversin. Zeytin bidonunu içeri bırakıp kapıyı kapattı. Yarı gittin sen buraya. Dürden teyze! Dürden teyze! Babam buraya gelmedi değil mi? Sana bir şeyler söylemedi değil mi? Gelmedi ama ne söyleyecektin? Oh bir şey söylemeyecektin. Hem bak, babam buraya gelirse, sana bir şeyler söylerse sen onu kaylağım olur mu? Biliyorum babamı. Onun kafa ağrıdı, bir öyle gidip geliyor ya. Tamam, hadi sana oraya gelsin. Rahmi abi, selamünaleyküm. Babam gördün mü, buradan geçti mi? Burmanlı suyunu içti mi? Kim içeceydin burmanlı suyunu? Babam diyorum, babama. Gördün mü? Molla Hüseyin buradan geçti mi? Molla kimse deşmedi. Ama burmanlı suyu gene de soğuk oluyor. Hay Allah'ım Mert, hadi sana kolay gelsin. Tövbeler olsun yarabbim. Kolay gelsin Hikmet dayı. Babamı gördün mü? Yok, görmedim Nazife kızım. Nazife değilim ben yalnız. Zarife'yim, Zarife. Ha öyle mi? Kusura bakma. Zarife zayıf yuvarlak yüzlü. Bu lan falan da mı geçmedi? Biliyor musun sen, bizim babamız da cikkeye takıldı. Pek dışarı çıkmıyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Hiç görmedim Arife kızım. Nazife'yim ben de. Arife değilim. Nazife kısa boylu, elmacık kemikleri belirgin. Bir gören. Edendim olmamış dayı. Senin çevren geniştir, belki duymuşsundur kahvede filan. Vallahi duymadım Zarife kızım. Konuşan eden de yoktu ya. Arife be Arife, bir öğrenemediniz gitti. Karıştırıp duruyorsunuz hep. Neyse, kulağına bir şey çalınırsa sen gene abi eve. Arife uzun, ince suratlı, zayıf, uzun boylu. Meydanda dört bir yandan geliyorlar. Yok vallahi, hiçbir yerde yok. Hiç kimse görmemiş. Duya neden doğmamış? Dürden teyzeler de gitmemiş Allah'tan. Arife. Sen Hayat abiye söyledin mi? Söyledim, tamam dedi ama belki anons yapmıştı, biz duymamışızdı. Yapmıştır o, yapmamıştır. Daha anons odasına bile gitmemişti. İnce o kalkacak, yumurta kıracak, sesini açacaktı. Efendim söyleyeyim, gidecek mikrofonu açacaktı, anonsu yapacaktı. Millet onun keyfini bekleyecek Cemil, vallahi. Cemil, babanı gördüm az önce. Sizden habersiz falan değil değil mi? Nerede gördün babamı? Ardışık'tan geçiyordun. Şu Almancılığın evi var ya, o yana doğru. Annem kesin oraya gidiyor. Adaşım Hüseyin dayı gelmiş deyip duruyordu. Adamı Hüseyin dayı zannediyor. Hadi koş. Koşun kızlar, koşun. Ah be baba, ah be baba. Eyvah senin Hüseyin dayı da. Vay Hüseyin dayım, vay. Vay. Yahu az harman oldurmadık senden ya. Öküzlerin hamuduna bir asıldın böyle. Ondan sonra ulan ben böyle adam görmedim derdim. Adaşım olduğun için senden gururlanadım. Şimdi harman oldurma hani var. Açıyor patosun içini, hırp evi diyor. Evet, şimdiki gençlerde iş yok zaten sen. Heh, aynen. Al, alaman gazozu iç. Ne, dokunmaz değil mi? Dokunmaz. İyi. Sibel sıkıntılı bakıyor, baş sallayıp döndü eve. Hüseyin, hiç unutmam. Bir gün böyle bir harman olduruyorum. Öküzler bir ırktı, düğünün altında kala yazdım. Sen bana yaklaşıp da ne dedin, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum ama güzel şeyler söylemişimdi. O dönemde öyle kötü şeyler söylememişimdi ben. Öyle gözlerimin içini diktin. İşini bilmeyene fela, döner bir tarafını tepeler dedin.
O gün bugün hiç düğünün altında kalmadın. İşimi hep yaptım ben. Sen de az değilsin vallahi ha sen. Sende pehlivanlık var mı lan? Olmaz mı lan? Sen öğrettin ya. Hani digaraların çocuğunu yendiydim ya harman yerinde. Senin yediğin taktikten. Valla bravo lan. Aslan bravo lan. Bir şey be. Bir şey. Seni bir şey diyeceksin. De. Ulan ben bunu hep içimde saklıyordum ama söyleyeceksin gari. Söyle, söyle. Hani sen Almanya'ya giderken altınları, bir küp altını gömdüydün ya. İşte onu ben gördüm. Öyle uzaktan baktın, gördün yani. Ne altın lan? Ne küpü? Nerede gördün? De bakayım, nerede gördün sen onu? Ya ben kimseye bir şey söylemedim Hüseyin. Gidip almadım da. Sen aldırsan bilmem. Yani anladım ben. Sır saklamasını iyi bilirim. Senin ağzın sıkıdır ha, ben biliyorum, biliyorum. De bakayım, hangi tepede gördün, hangi tepe, nerede ora? Söyle bakayım. Ya Hüseyin dayı, sen bilmiyor musun orayı? Yoksa beni mi sunuyorsun ya? Hangi tepe lan o? Demiyor bakayım. Molla Hüseyin anladım diye göz süzdü. Tamam, ben unuttum o zaman. Sen git orayı kazı ver. Tamam, ben unuttum. Bilmiyorum. Hasta etmeli Hüseyin. İnsanı söylesene, hangi tepe? Hüseyin koluna vurunca yani Molla diyorum, Hüseyin geri çekildi. Diyorum ki ben. Ah Hüseyin. Biz Almanya'da madenlerde çalışırken grizi mirizi batladı. Benim kafaya taş düştü. Bende unutkanlık başladı. Hatırlamıyorum artık. De bakayım hangi defa o? Vay be. Geçmiş olsun. Başka bir şey yok değil mi? Sağ ol. Bir şey olmadı ya. Yok olmadı. De bakayım hangi defaymış o? Baba. Ne işin var senin burada Allah aşkına? Adaşım koca Hüseyin pehlivan gelmiş. Onu ziyarete geldim. Baba. Hüseyin dayı değil bu. Doğrunu doğrunu. Hadi lan. Benden maytap geçme. Bastonuna dayanıp ayağa kalktı. Kusura kalmayın. Ulanın kafası arada öyle gidip dura. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı çok özür diliyorum vallahi. Yok canım. Olur mu öyle canım? Ne rahatsızlığı. Başımın üstünde yeri var. Hüseyin. Hüseyin. Bunu beğenmedim, kusura bakma. Oğlum öyle şey. Sen. Ben senin kıyını gelirim. Merak etme sen. Seni tekrar göreceğim, anladın? Hadi. Dikkat, dikkat. Beldamızda ikamet etmekte olan Mumlan İzinler'den İzin son yürek kayıp. Hüseyin arkalarından gevrek gevrek gülerek Cemilleri uğurladı. Görenlerim, duyanlarım, bilenlerim insaniyet namına haber vermeleri önemli, rica olur be. Buna bak şuna. Eve geldik, hala anons devam edip durup de gidi de. Ya baba, sen ne gidiyorsun ha? Bizden habersiz nereler gidiyorsun sen? 25 yaşında adamım ben. Tövbe tövbe. Allah'ım. Sepetçi Hüseyin gelmiş. Gitmeyecek mi? Ha? Belki konuşacağımız önemli şeyler var. Ne karışıyorsun? Ne konuşacağım baba? Seni ne? Seni mi soracağım lan? Kendimize göre var bir şeyler. Sen git kız peşinde dolan. Senin aklın ermez böyle şeylere. Ne gülüyorsunuz kız? Ha? Ne gülüyorsunuz siz? Güleceğinize, buna sahip çıksanız eğer millete öyle rezil olmayacak. Neyse ki senin yaptığın kadar rezil olmadık. En azından Tina kokmayıp da kimseye ilan aşk etmedi. Safiye, Safiye diye kendini perişan etmedi. Ne Safiye'si? Ha ne Safiye, ne Safiye? Ben size söyledim. Gitti Safiye, yok artık, unuttum gari Safiye'yi. Tövbe la olsun yarabbim. Kızım ben onun aşkını içime gömdüyorum. Unutmaya çalışıyorum. Siz hala Safiye'di Safiye. Safiye'di Safiye ya. Buna sahip çıkın siz önce. Cemil? Ne bari? Cemil arkasını dönünce afalladı. Safiye saçlarını yandan örmüş, yüzüne gülümsüyor. Cemil titreyen kafasıyla bir kızlara bir Safiye'ye bakıyor. Şaşkın şaşkın gözlerini kapatıp açarak yeniden baktı. Safiye. Alıncaklar vardı da bakkaldan. Tabii şimdi biz anamla buraya taşınıyoruz. Çerçilerin evine. Eşyalar taşınıyordum da ben de işte. Mahcup kızlara bakarken kızlar da şaşkın Safiye'ye bakıyorlar. Cemil aval aval sallanıyor. Kızlara dönüp bakın diye el salladı. Bahri arabayı iterek ilk sakladıkları depoya getirdi. Arkasından kapının iki kanadını birleştirip iyice kapattı.
ter içinde kalmış. Ulan gelsin. Arabaya kaçacak zamanı buldum. Biri görse, jandarmaya şikayet etse al başına belayı. Kenardaki saman balyalarını arabanın yanına taşıyor. Koca balyalar iple bağlı, kaldırıp ikinciyi de taşıdı yanına. Yerdeki açık samanları arabanın üzerine yayarak seriyor. Ön kaputa arabanın üstüne koydu. Ulan anahtarı düşürdüm. Ah ulan bari. Mangafa bari. Çakmağını çakıp yere eğildi. Anahtarları ararken çakmaktaki ateş samanları yanıyor, tutuşturdu. Lan. Samanlar yanıyor. Çalgı atı düştü. Yangın yanıyor lan. Telaşla kenardaki küçük bidondaki sıvıyı alıp kapağını açtı. Ateşe dökmesiyle alevler harlayıverdi. Gaz yağmış lan bu. Su değmiş. Allah'ım. Ne yapacağım lan ben? Jandarma silahla depoya girdi. Kapatama! Teslim ol, eller yukarı! Komutanım, çalıntı ihbarı yapılan araç bu. Belli ki delilleri yok etmeye çalışıyor. Hay Allah! Öyle mi yapıyormuşum? Böyle yapıyorumdur o zaman. Bahri korkuyla ellerini kaldırmış duruyor. Korkuyla bakan halinde resim dondu. Yönetmen Yahya Samancı yazdı. Yapımcı Ayfer Özgürel, uygulayıcı yapımcı Rahmi Kukul. Bu dizinin betimlemesi TFT Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesbetimlemedernegi.com. Metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Bülent Timur, Tugay Çiftçi, Çağrı Doğan. İşaret dili Müjde Kolçak. Kontroller Fulya Akbaba, Beliz Coşar, Samet Demirtaş. Teknik yapım Murat Çağlar Özçelik, Hava Faydalı. Işık şefi Erkan Murat. Ses operatörü Burak Ekip, yapım koordinatörü Serkan Satık, kostüm şefi Nurdan Özdemir, makyaj Celal Gonca, sanat yönetmeni Hüsamettin Demirci, kast direktörü Yelda Gürkan, kurgu Emre Boyraz, müzik Tuna Hizmetli, senaryo Ali Kara, İdris Meydi, Serkan Birlik, yardımcı yönetmen Murat Uras, görüntü yönetmeni Cem Genekçi, genel koordinatör Pertem Atasay. Bu program TRT 1 tarafından TFT firmasına yaptırılmıştır. Koyu mavi taş damarlı zeminde kenetlenen harflerle TFT yapım yazısı oluştu.